Fatma Gökçeli oğlu ve gelini tarafından mı öldürüldü? Yeter sizin elinizden çektiğim yeter. O zaman ne yaptın bulacaksın? Ben bulamam. Benim burada düştü. 4 tane 5 tane dikiş ben attırdım. Ne yapıyorsan sen yap. Kardeşimiz yaptı. Kadının biriyle bir başka erkeğe yatak odası hazırlıyorlar. Yazıklar olsun. Anlatayım değil mi? 400 lira için. Yaptılar. Ben buldum onu. Tepesine çöken. Evet. Canına kıymaz mı size soruyorum. Evet. Az sonra Furya ile Umut'un olsun da. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Fox ekranlarına. Ekran başındaki tüm sevgili izleyicilerimizi selamlıyorum. Sevgiler, saygılar. Hemen seni biliyorum çok heyecanlandıran bir olay var. Evet. Bir telefon geldi. Bu tarafın haberi artık yok. Artık Fulya telefondan... Hanım ben de gülebileceğim. Ya bilmiyorum inşallah. İnanıyorum. Görüştüm az bilmiyorum önce. Bilmiyorum ama. Ben hislerim doğru çıkacak. Ben de gülebileceğim artık. Ay bilmiyorum valla. Ben buna inanıyorum. Söyleyeyim mi hemen? Söyle hocam. Söyle. Dur bir dakika söyleyeyim. Şimdi bir tane mezar bulundu. Ne mezarı? Aynen. Ben de gülebileceğim yani. Bir dakika o mezarın yeri. Bir dakika bir dakika. O mezarın yeri Kadirli Yeni Gün köyünde. O mezar yani o köy sakinlerini de bayağı bir heyecanlandırmış. Nereden çıktı bu mezar falan gibisinden. Bize telefon geldi. Yusuf'a da o telefon geliyor. Şimdi gizemli mezar. Yusuf'un iddiasına göre tabii Yusuf da ayrı bir dedektif oldu yani bu programın dışında da bu dosyayla yatıp bu dosyayla kalkıyor haliyle akıbetini yani çünkü bu kadın öldürüldü ama nereye gömüldü? Acaba o mezarda Fatma teyze mi yatıyor? Beni heyecanlandırdı. Seni heyecanlandırdı ben ama bir şeyim ben böyle. Ben şöyle heyecanlıyım planım. Tedirginim yani olmaya da bilir. Boşu boşuna da heveslenmek de istemiyorum. Hayır vallahi. Şöyle ki ben görüştüm. İki kişi, üç kişiyle görüştüm. Bir görgü tanığı diyor ki o tarihte, o mezar oraya kazılmış, o tarihte. Yani hangi tarih? 2010 tarihe tekabül ediyor, 11 işte o civara tekabül ediyor. Uyuyor, tamam. Tarih uyuyor. Kadının biri söylüyor, o tarihte uyuyor. Muhtarla görüştüm, eski mezar dedi, eski mezarmış orası. Muhtar da tarla sahibiyle görüşüyor. Az önce yayından 5 dakika önce Muhtar Bey'le görüştüm. Muhtar Bey'in de söylediği bana... Bir eşelenmiş gibi. O evet. Tarihte o mezar kazılmış. Ha, yani bir yeni ha, bir... Bu da bana hissettiriyor ki... Yani sanki eşelenmiş veya üstüne mi gömülmüş? Birisi yatıyor. Bilmiyorum ve... o kadar. Yeniler mi tarafa görünüyor? Fulya Hanım siz bilmiyorsunuz. Biz orada arama tarama yaparken oradan ses geldi. Hatta orada kaplumbağa ölüsü dahi bulduk derede. Ses gelince şimdi bu olaylarda böyle tekabül edince... ben hislerim yani destekliyor. Ya inşallah yanılmam yani orası. Peki Yusuf bizim abi o Kadirli'de ya Yeni Gün köyü. Evet. Değil mi? Evet evet. Şimdi Fatma teyzenin eviyle orası ne kadar mesafe? 20 kilometre olabilir tahminim. Yani ya net bilmiyorum. O kadar yok. 20 kilometre yok. Yok yok. 10 ya bilmiyorum şu an heyecandan yani. 15 belki. Hani 15 heyecandan bilmiyorum. 10 kilometre ancak. 10 ya da 15 arası. 10 kilometre ancak var. Biz de o arada çok arama yaptık. Köyden adam tuttuk, minibüslerin adam getirdik. O açı, o çevreyi ama sesin aradık. Geldiği yer. Biz orada ses duymuştuk. Amcam... Yani öldürüldü o zaman 10 kilometre. Çok çok da uzak bir yer değil yani. Ama aradık, çok taşındı oraya mı gömüldü? Bilmiyorum. Ama kazı kesin yapılmış o tarihte buna eminim. Az önce görüştüm, 5 dakika önce. Acaba o mezarda gerçekten Fatma teyzenin... Ya oradadır ben inanıyorum. Ben hiçsim Allah beni yanıltmayacak. Ben Allah çıktım yola. İnşallah. Allah'ım bana yardım edeceğini biliyordum. Ay gerçekten o mezar yani o gün teyze buldum. Çıkarsa Allah. Kim gömdü İnşallah oraya? İnşallah bulunur. Artık bundan sonra sana bakacağım. Kim gömmüş olabilir Güllü abla? Önce i̇nşallah annem bulunur. Onun olmadığını geleceğim sonra onu i̇nşallah kim yaptığına bulunur. Bakacağım. Bir dakika Merve inşallah o mezardan babaannem çıkar. İnşallah çıkar. Çıkmasını umut çıkar. Etmiyorum ama babaannemin ölü ya da diri bulunmasını en çok babamla ben istiyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum ki öldüyse bile bir kabri olsun suçlu kimse ortaya çıksın. Evet. Artık 12 yıldır amcamın, halamın, annemin biz çocuklar olarak çektiklerimizin babamın çektiği acı çok ayrı 12 yıldır. Merve peki çıktı diyelim mezardan babaannenin bedeni. Kim gömdü? Araştırılsın onu istiyoruz. O da çıkacak. Istiyoruz. O da çıkacak. Sıkıntı yok. Istiyoruz. Ben hissedeyim o da çıkacak. Sıkıntı yok. Senin çıksın. Hissiyatın o mezarda gerçekten annen mi? Ama veriler ve veriler bak. Ama her hissiyatın şey o çok yoğun. Evet. Amcam yani veriler çok de beni oraya götürüyor. Konuya, amcam çok doğru bir konuya değinildi. Aradığımda ses geldi. Yerim orada. Abla, sen evet onu söyleyeceğim. Ama sesi bulamadık. Bir dakika bir dakika Güllü ablayı da dinleyelim. Güllü abla o mezarda kayınvaliden. İnşallah o yatıyordur. İnşallah bulunur. Haklı haksız meydana çıkar. Sakin ol. Fülya Hanım. Çok ama iyi de o mezara kim gömdü o zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorum canım. Fülya Hanım. Zaten bir kelime kullanmak isteyeyim. Biz o arada kardeşimle kendisi de var.
O arada çalışma yaptık. Biz niye ayaktayız bu arada? Adam getirdik. Ben arkadaşlar heyecanlıyım. Çok şoktayım. O mezar bulunca. Bir sene ayakta beklemeye razıyım. Hanımlar, beyler buyurun oturun. Bir sene beklemeye razıyım Fulya Hanım. Ben biliyorum çok heyecanlı. Kıpır kıpırsın. Şimdi o mezar bilmiyorum kazılır mı? Ben şoktayım. Araştırılacak herhalde. Fulya Hanım sesimiz duyulsun. Bir dakika sakinleyin. Dur. Babam için araştırılsın, bizim için olmuyorsa orada suçsuz yere yatan insan için araştırılsın. Yani yapanı da bulacağız. Yapanı da bulacağız. Ben Allah'a inanıyorum. Kim yaptıysa. Ne olur. Otur sakin. Ben inanıyorum. Allah bana yardım edecek. Edecek. Ben buna inanıyorum. Sen bana kadar kutladın. Ben buna inanıyorum. Ben inanıyorum. Kestik, herkes çeksin. Yusuf abi biraz. Yapanı da çeksin. Ha, ne olur. Şimdi Güllü abla, herkes ayrı bir heyecan, tavan yüksek. Ben, sen bir sakin kaldın. Ben titredim. Ben yani sevincimden kalkamadım ben. Ne yaşadığımı anca Allah bilir. O mezardaki iyi de bilmiyoruz ki Fatma teyze de. Fulya Hanım, bilmiyorum ama bir heyecan. Ha? An makine. O arada bu tarif ettikleri yerde bu da biliyor. Hepsi tesadüf olamaz. Başka yerlerden av köpekleri bulduk. Bir koku geliyor dediler. Kendisi biliyor. Köpekliğine ben gitmedim. Ben yalan olmaz. Aradık. Ben gitmedim. Orada kaplumbağa ölüsünü bulduk biz. Kaplumbağa ölüsünü bulduk. Köpeğine ben gitmedim. Bir kelime daha diyeceğim. Oraya kardeşim iki minibüs adam tuttu. Köylerden getirdi. Çok getirdi. O aralar öyle arattırdı. Oradan bir ses geliyor dediler. Bir çağırtı sesi duyduk dediler. Onun için o araları cimaladık aradık bizi. İnsan görüntüsünü. Onun için bu heyecan bizde onun için. Oraya da yakın olmaz. Hani o çevrede. Acısın o mezar olmuştu. İnşallah bir an önce kazılır da. İnşallah. Açılsın o mezar. Evet. Ha? Ya inanıyorum. Ben... Vallahi savcı, sayın savcı çok yakından zaten hani evet, takipte. Bütün verileri gösteriyor. Muhtemelen açılacak o mezar. Tesadüf değildir. Arama tarama yaptık biz orada. Ses geldi. Ses bulamadık. Kaplumbağa ölüsünü bulduğumuz halde. Hı hı. O tarihte o yaşlı bir kadın var. Orada kazılıp olduğunu söylüyor. Artı o mezarı etrafını çeviren tarla sahibiyle görüştüm. Mezar kazıktı diyor. Bütün tarihler uyuşuyor. Bütün tarihler uyuşuyor. Yusuf Bey. O zaman gömüldüyse gece mi gidip gömdüler, ne yaptılar? Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Siz nereden koku geliyordu dediniz ama çok anlaşılmadı. Dereden, yol kenarından, uçurumdan. Yol kenarından. Rüzgar estiğinde koku geliyordu. Üç gün sonra biz onu dereye kadar indik. Abim de vardı. Kaplumbağa ölmüş. Kaplumbağanın rüzgar estikçe... O mezarın bulunduğu yere yakın mıydı? Yakın. Yakın da çok uzak değil. Şey, tamam peki değil. Mezar orada yok muydu? Bilmiyor ki o zaman. Ya o an mezar vardır. Belki biz fark etmemiştir. Tamam amca, mezar varsa mezar o zaman... Mezar şey mi? Yolun kenarındaki mi? Köyün içindeki mi? Üstü, yolun üstü. Asfalta yakın 5-6 metre. Asfalta yakın, yakın yerdeki. Ya evet. Bende resmi var. Tamam, biliyorum tamam, o dediğin noktayı, yok. Uçurumun kenarı, uçurumu şimdi tamir ettiler. Soldaki. Ettiler. Aynen. Böyle soldaki. Orada çok arama görüntüsü... yapıldı. Verelim. Kaplumbağa ölüsü. Evet biliyorum. Hatırlıyorum. Ama o tarihte kazılmış işte. Onun karşısı. Hatırlıyorum dediğin yeri. Bir şey söyleyeceğim. Yani o mezar ama böyle izbe bir yer. Yani mezar çok dediğiniz yer. Çok şey değil. Yer. Yolun kenarı. Yolun kenarında. Çok, yola çok yakın. Ana yol burası. Hani tadilat belki yap... 100 metre yoktur yani mezarlıkla yolun arası. Ana yolun. Ama orada böyle bir başına duruyor. Ama şey o. Başka mezar. O tarihte o mezar kazılmış. Mezarın üstüne konma bu. Mezar yani, tamirat yapılıyor yok diye bak, konma. Kenarların mezarlık zaten yolun alt tarafı başka mezarlık. Tamam. İlerisi mezarlık evet. Da o biraz daha kenarda. Şeyde, evet, kenarda. Ayrı, evet, evet, aynen doğru. Ayrı yerde. Zaten yıllar ama kazılıp Fatma teyzenin cesedi koyuldu oraya. Ya ben öyle düşünüyorum. Sonra kapatıldı. Beni veriler ona götürüyor. Için, o taraflara gittiği için. Ya inşallah ya çıkar. Ya. Olur Fulya Hanım, ben inanıyorum. Ya Allah'ım beni yanıltmayacak. Yusuf Bey, ay, bilmiyoruz siz çok abi. Heyecanlısınız. Çok anlıyoruz ama izleyicilerimiz anlamadı. Çok üst üste konuşuluyor ya. Evet. Oturun lütfen. Siz orada arama yaptık diyorsunuz ya. Evet yaptık. O mezar orada, oradaysa o zaman nasıl anneniz oraya... Anlaşılmayan nokta şu. O tarihte, tamam mezar olabilir ama o tarihte o mezar üzeri kazılmış. Hı. Görgü tanığı var, kazılmış. Tamam. Kazıldığına göre ben de diyorum ki orada ses duyduk bulamadık. Arama yaptık, ses duyduk. Ne sesi duydunuz? Ya böyle insan sesi gibi geliyordu. İnleme aylarca aramamıza rağmen bulamadık. O zaman yani gittiğinizde bulurdunuz. O sesi bulamadık. Yönelseydiniz. Bulamadık ablam, çok aradık orayı. Hı. Abimle beraber. Adam tuttu getirdi. Babam kalabalık kişilerle aradık bulamadık. Bir de orada yaşlı bir teyze sabah gördüm diye şey yaptı. Onun da aslı var mı yok mu? Onu da bulamadık. O zaman siz şimdi döndünüz aslında. Yani siz şimdi ne abinizden ne yengenizden şüpheleniyorsunuz. Anneniz oradan böyle atladı gitti yani. Sonra biri onu aldı ve mezara koydu. Kebi Hanım şu an hiçbir şey diyeceğim. Ben sadece şunu düşünüyorum. Şu anki yani hiçbir şey düşünemiyorum. Ben muhtarla görüştüm. Tarla sahibiyle görüştüm. Bir de teyzeyle görüştüm. Üç kişiyle görüştüm akşamdan beri. Ben iki gündür beri uyumuyorum. 48 saat beri uyumuyorum. Bu gece de uyumadım. Ya bu
konuşmalara bana verdikleri bilgi ya %95 o ya. Bütün veriler oluşuyor. Allah Allah. Ya bütün veriler oluşuyor. Şu an başka şey düşünemiyorum ben. Gördüğüm denilen noktayla çok uçuyor. Bütün veriler ulaşıyor. Hülya'ya yüklendiğimiz konu kardeşimize niye yalan söyledin? Bilgin mi var da yalan söyledin diyor. Biz bunu sormak istiyoruz. Ama bakın yani biraz bilmiyorum Mehmet Hocam Fulya öyle değil mi? Biraz akıl yolundan da uzaklaşmamak lazım. Şimdi cinayet işlediği söylenen ve müebbet hapis cezası almış bir beyefendi var Yakup evet. Bey. Onun eşi itiraf etmiş Güllü Hanım evet. Cezaevinde. Biz şimdi diyoruz ki bir tane mezar var diyoruz. O mezarı bu mezarda Fatma Hanım yatıyor diyoruz. Yani ve o mezarda size çok yakın. O köylüleri de siz tanıyorsunuz. Evet. Acaba siz, biz kendimizi ona inandırmak istediğimiz için böyle olmuş olmuş. İnandırmak değil. Ben görüşmelerime göre konuşuyorum. 3 kişiyle görüştüm. Köylüler aradı. Bütün veriler beni oraya götürüyor. 3 kişiyle akşamdan beri 3 kişiyle görüştüm. Olur mu olur? Köylüler neler duyuyoruz? İmkansız diye bir ya şey ya şimdi şu var Kebriye Hanım atladığımız nokta şu. Fulya o zaman oradan nasıl çıkaracaklar? O evden nasıl çıkaracaklar? Hah işte çıkaracaklar dönelim balkon, Güllü ablaya. Diyeceğim. Şimdi bu taraf bir sussun. Şu tarafa geçiyorum. Ben o mezarın hemen değişilmesini istiyorum. Nerede yesin? Açılsın mı mezar? Açılsın. Ne varsa ortalığa Fatma açılsın. Fatma teyze çıkarsa içinden. Çıksın. Peki kim onu gömdü? Kimin gömdüğünü bulacaklar. Allah onu da bulduracak Allah. İnanıyorum. Yani onu da buldurur Allah. Allah onu da bulacak. Eğer annem suç. Kim suçluysa benisem de Yusuf'usa da kızımısa da evladımısa da kocamısa da bir başka yerden yapıldıysa da çıkar. Kimsenin evinden aldı gece kaldırdı ben da. Ben evimden alındı. Yatırdım saat 1'de 4'te kalktım yerinde yok. Evimden kimin aldığını kim götürdüğünü bilmem. Bak, ama şimdi, benim bildiğim bu. Ha, bak şimdi Güllü abla. Fatma teyzeyi siz balkonda yatırıyorsunuz ya. Evet yatırıyor. Ya keşke bir kapı gibi bir şey olsaydı ya. Niye biz bunu şey yapmadık? Şimdi Fatma teyze yatıyor balkonda. Yatıyor. Cam var, şey var. Böyle kapasını siz arkadan kapatıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Yani kendisi balkondan eve doğru girmek istese giremiyor. Giremiyor. Vuracak da böyle güm güm güm. Bunlar duyacak odadan gelecek. Kapıyı açacak balkon kapısını. Geç ana diyecek o da geçecek. Şimdi kapı kapalı. İndirilmiş kulpu. Merve de balkonun o camı düşünün öbür hemen berisinde yatıyor. Şimdi bu kadın uyanmış olsa tak tak içeriye girmek istese kapıdan diyelim ki kendisi gitti. Ya içeriden bir kere seni uyandırması lazım güm güm vuracak kapıyı kapını aç. Kapını tık demesine uyanırız. Ha, sen uyanırsın. Demir kapı çünkü. Tamam şimdi bu kadın o zaman evin içine doğru gitmedi. Yani açılmayacağı için açılmayacağı için. Ya sen kalkıp açacaksın yani. Ne oldu babaanne diyeceksin. Değil mi? Sen diyorsun ki ben hiç öyle bir şey duymadım. Şimdi bu kadın aşağıya da atlayamaz. Çünkü imkansız gece bir de atlamış olsa aşağıda yatan bir abi var. O oradan duyacak sesini. O abi de diyor ki tövbe billah ben bir ses duymadım diyor. Yani atlamış olsa araba var diyor. Şöyle bir. Değil mi hocam? Kendini bıraksa kaportaya güm diye böyle bir ses çıkacak arabayla yani. Arabayla oranın arasında hani. Çok fark var ama. Veya atlayacağı tamam yerden. Veya yine de atlasa aldı başını gitti diyelim. 4-5 saat sonra hava zaten aydınlanacak. Millet görür bir şekilde. Yorulmuş düşmüş olsa da görür. Öyle de olmadı. Ha, şimdi akıl yürütelim. Şimdi aklımızı da oynatmaya gerek yok. Aklımızla da dalga geçilmesin değil mi? Şimdi dolayısıyla bu kadın evdeki biri tarafında veya birileri tarafından ne oldu? Oradan alındı güzel kardeşlerim. Ben bir şey çok fazla böyle uzağa gitmeyelim. Başkasının dıdısını karıştırmayalım. Evet. Vay teyzem geldi de acaba evet. Onu balkondan aldı da böyle bir şeyin teyzeyle imkanı dahi yok. De. Ne olduysa tekrarlıyorum o evde oldu ve Merve Gülüm canım benim sen de biliyorsun bence Güllü abla da biliyor. Canım benim şey bildiğim bilmiyor. Bu. Beni ister asın canım serbest size. İster kesin. Ben bildiğimi söylüyorum. Ama şimdi kapıda. Ben bildiğimi söylüyorum. Kendisi gidemez Güllü abla. Ya canım gidiyordu saçını sevdiğim kurban oldum niye? Canımın içi. Kapı kapalı. Evet iniyordu ondan önce indi oradan. Ama gece bir ya hani ve zaten hep böyle siz kolundan tutuyordunuz ya. Öyle bir hali yok ya kadın. O zaman böyle o kadar değildi. Böyle böyle giden bir kadın yani. Benim bildiğim geliyordu. Atlayacak? Benim anlatacağım bu kadar. Benim bildiğim geliyordu. Gece ama hiç gitmedi. Gece gitmedi ama belki de o gün gitti. Güllü Hanım. Buyur hocam. Alzheimer'lı bir insanı dışarıdan kapısı açılmayan balkonda niye yatırıyordunuz? Niye yatıyorum hocam?
Alzheimer'lı düşebilir, atlayabilir, kaçabilir, ölebilir. Hiç düşünmedim. Öyle bir şey aklımıza gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Yaz günü içeri kadın... çok ısıcak hocam. Tamam ama bakın Alzheimer'lı bir kadın. İşte düşünemedim hanım, hocam o zaman o hali. Dışarıdan balkon kapısı tabii ki açılmaz. Yoksa hırsız girer. Ama şu kadar yükseklik vardı o düşecek şekilde ya değil. Alzheimer'lı birisi onları i̇şte düşünmez. İşte onu ben o zaman düşünemedim Gülhan hocam. Başımıza geleceğini bilince. Balkondan inip kaçtığını söylüyorsun. İnsan başına bu olayın geleceğini bilse onu orada yatırır mı? Ya ama bakın siz diyorsunuz ki balkondan inip gidiyordu diyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Peki bunu bildiğinize göre Alzheimer'lı normal düşünen bir insan tipi değildir. Dolayısıyla içeriden dışarıdan kapısı açılmayan balkona bu Alzheimer'lı tek başına niye yatırıyordunuz ki? İnsan burada şeyi düşünüyor. Ya siz bundan çok mu bıktınız? Ne oldu? Hayır ya hocam niye aldı... bıktık? Bıksak yatırır mıyız onu orada? Hocam gece uyurken yani... herhalde onlara zarar vermesin hocam, diye bir de kapıyı. Ama kendine de zarar verebilir. Yani hocam, Alzheimer'lı bu yani. Değil mi? Çünkü hocam ya belki şimdi... Allah korusun bıçak alır bir şey olur gece onlar uyurken. Zarar vermesin bakın, diye balkonun kapısını üzerinden kapatıyorlar. Bakması kolay değil, zordur. Hocam. Bir sürü şeyler olabilir, yani. Kabul ediyorum ama balkonda hiçbir güvenliği olmayan, sizin de kendisinin de hani lan ne oldu bir şey oldu mu deyip de kapıyı açma imkanı da yokken Alzheimer'lı birisini o balkonda ki arada atlayıp gittiğinde söylüyorsunuz nasıl yatırdınız ben onu anlayamıyorum. Düşünemedim hocam o zaman işte o akıllar. Hocam yani? Kapı açık kaldı hanım. Peki bir şey soracağım. Hayır Gül abla o balkondan atlayıp gittiyse o zaman sokakta birisi gördü bir de eğer o mezardan da Fatma teyze çıkarsa ne yaptı kendi kendine cenaze namazı kıldırıp kadını gömdü mü o mezara? Bilemiyorum ben canım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hocam sana mezarı şey görelim mi bir? Sorun biraz hepimizi heyecanlandıran. Bir şey söylemek istiyorum. Hocam mezarı göstereceğim çocuklara yer yatağı seriyor mu? Gül abla izle izle evet, bak şimdi hocam. Verin arkadaşlar. Fatma Gökçeli'ye ne oldu sorusunu araştırdığımız sırada yayınımızı sıkı takip eden izleyicilerimizden birinden bir ihbar geldi. Yaptığı ihbara göre Andır'ın yolu üzerinde bir sahipsiz mezar vardı. Bu mezar Fatma Gökçeli'ye ait olabilirdi. Bunun üzerine hemen ihbarı yapan Ayşe Kocabaş ile buluştuk. Ve bahsine ettiği mevkiye geldik. Arabadan indim. Domates almaya geldim buraya çocukların yanına. Baktım mezarı gördüm. Yeni gömülmüş bir mezar. Çocuklara dedim bu mezar bizim köyden kimin oğlum dedim. Kim öldü de gömüldü buraya dedim. Esmer bir kapkarı yedi dediler. Ölmüş buraya getirdi kömdüler dedi. Bu bahsine ettiğiniz olay ne zaman yaşandı? 7 sene oldu. Fatma Gökçeli'den sonraydı yani. Ne kadar sonraydı? 3 sene var muhakkak da. Peki bunun Fatma teyze olduğunu niye iddia ediyorsunuz? Ya başka kim gelici ki buraya esmer olan? Fatma teyze rahmetlikte esmer. Bir sahipsiz ölü bulunsa haberimiz olur burası köy yeri. Peki bu 3-4 yıl içerisinde Fatma teyze ne yaptı? Yaşıyor muydu da sonra mı öldü de buraya gömdü? Fatma teyzen yaşıyordu değil onu o zaman öldürdüler. Mezar kayıp olmasın diye getirdi buraya kömdürdüler. Mezarda yer değişikliği olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Yer değişikliği olduğunu iddia ediyorum ben. Şöyle bir teori olabilir. Hocam ben müsaade istiyorum filanım. Ben sadece sacından teyzenin dediği gibi de. Tarif ettiği annem de esmer güneş yanından dolayı. Ya ben ya hissediyorum ya kesin annem o. Ben Sayın Cumhuriyet Savcım'dan rica ediyorum. Ya ben de gülmek istiyorum. Ben de artık gülmek istiyorum Fulya Hanım. Dursun amca abla, sana destek sence olacak de bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika dur. Sence de mi o mezarda Fatma? Nari uyuyor canım. Akşam kadın tekrar aradı. Köy muhtarı aradı bizi. 7-8 senedir yok mu dedi. Benim bir kızım vardı. Evlenmeyek dedi. 6 yıl evli kaldı. Ondan sonra kötü bir hastalıktan dolayı vefat etti. 5 yılda ölel oldu dedi. 11 yıl tam şeyine uyuyor. O yani 11 kesin ay, 11 yıl. Gerçekten o mezarda biz de ona göre çıkar. Çaresizlik, çaresiz oluşundan olacaksın. Araştırılsın. Çaresizlik. Valla sayın savcı dikkate alıyordur. Benim yalvarıyorum sayın savcıma da. Bence o mezara bir bakarlar. Bizi kurtardılar tutardan. Kardeşim suçsuz yatıyor. Anamın mezarı yok. Bu kardeşim 2 günden beri sabahlara kadar uyumuyor. Biz böyle perişanık. Kardeşimin çocukları gözümün önünde eriyor. Allah razı olsun. Devlet yukarıdan yardım istiyorum bize ya. Ya iki cümleyi bari. Allah razı olsun. Artık ya tükendim. Beyin olarak da tükendim. Ya ben sayın savcımın ayaklarından öpüyorum. Yalvarıyorum ya. Açılır o mezar ya. Ya o doğru. Yani ben inanıyorum ya. Bütünlerle ben oraya götürüyorum. Yusuf Bey ama. Sayın savcı çok yakından Yusuf takip Bey, etti. Siz kendinize çok inandınız. Hanımefendi dedi ki Fatma Hanım kaybolduktan dedi 3 yıl sonra dedi. Ya olabilir. Ama ne yapacağız? Ya olabilir ama diyor aşınmış ki esmer zayıf.
Esmer zayıf ya, bunlar hep tesadüf olamaz. Ama teyze görmemiş ki, ona anlatılan. Bakın diyor ki 3 yıl diyor. Başkanım. Ama anneme uyuyor. Uyuyor yani, tarla sahibinin söylediği de uyuyor. Muhtar Bey'in söylediği de uyuyor. Teyzemin söylediği de uyuyor. O pirketleri de tarla sahibi koymuş. Ben koydum diyor. Tarla sahibi koymuş kimsesiz diye. Kimsesiz mezarı diye tarla sahibi. Ulan da kim ben bu kadar tesadüf olamaz. O yüzden dolayı sayın abi. Dur. Ben de seni yönlendireceğim bilsem. Ben de bilmiyorum. Ben de daha haberim yeni oldu. Daha yayına çıktım, haberim oldu. Biz akşam duyduk, akşam aradılar, köylüler aradı. Akşamdan beri çok heyecanlılar. Uyumadık, hiç uyumadık. Ben hemen araştırdım. Bir tane uyumadık, bir tane uyumadık. Bir an önce kimin ne yaptıysa meydana çıkmasını istiyorum. Son durumda dayanacak gücüm kalmadı. Allah rızası için araştırırsın, bakılsın, suçlamalara kaldırılmaz. Artık ben de gülmek istiyorum Fulya Hanım. Suçluların bulunmasını istiyorum. Verirsem de cezasını çekeyim. Başka kimseye suçlayamıyorum. Kendimi suçlayacağım haydi. Suçlamalardan yoruldum. Konuşacak gücüm kalmadı. Dünden beri ayakta duramadım. Çok kötü. Konuşacak gücüm yok. Tamam. Allah rızası için. Bizim de gülmeye, benim çocuklarımın da gülmeye, benim ailemin de gülmeye hakkı var. Elim kolum bağlı. İki lafı bir araya getirip konuşamıyorum. Kimsem yok Allah'tan başka. Benim de sesimi Türkiye duysa Allah rızası için. Benim anam ben yok ortada. Miyim? Kardeş cezaevinde yatıyor. Ana katil olarak Allah rızası için devlet amca, bir yere yardım ettin bize. Bir el uzattılar ya. Amca sakin ne ol. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin abi? Yusuf abi. Oldu. Sağlık, gel. İyi misin? Bir dakika. Gel. O hep tamam, böyle bir tane. Gel. Tamam geldi. Uzan şöyle. Merve tamam. Uzan şöyle. O hep uyumadaki zamanlara kadar ağladı. Biliyorum, farkındayım. Uzan öyle. Kalbi rahatsız. Tamam. Mehmet hocam ben da doktor zaten, o da başında. Panik yapmayın. Dursun abla, panik yapma. Sakin ol. Mehmet hocam da doktor. Mehmet hocam müdahale edecek, ediyor şu an. Bir tansiyonu ölçtü, bir tansiyonu ölçtü. Çabucam, tamam, sakin ol. Hem uykusuz. Günlerdir. Allah'ım. Bak hem uykusuz, kafa... İki günden beri ben yandayım, gözüm evet, gözüm evet, üstüne uyumadı. Evet, uyuyamıyor. Bugün de hiç uyumadık. Hafta sonu da hastaneye götürdük biz Yusuf abiyi. Yani sürekli böyle fenalaşıyor. Babamı kaybediyoruz, amcama da bir şey olmasın. Merve işte o da babamın yerine istiyor. Babamın yerine sahip çıkmaya çalıştı. Araba bir buçuk yıldır uğraşıyor, uğraşmıyor değil. Ona da bir şey olursa babama biz nasıl yardım edeceğiz? Biz amcama destek olalım diye geldik buraya. Yazık babam ya, için geldik. Ya, bu adamı... Kimseye bir şey olmasın. Eğer ki varsa böyle bir şey çıksın ortaya Fulya Hanım. Bu Ekrem Yastı'nı vermiş olduğu ifade İlbistanlı yolu diyor. Oradan o köye yolda çıkıyor. Oradan o köye yolda çıkıyor. Hepsi araştırılsın Fulya Hanım. Sesimizi duysunlar artık. Sesimizi duysunlar. Ben dahi yaptıysam ben bile sorguya gireyim. Merve, beni bile sorguya alsınlar. Ne olur ablam, biliyorsanız saklamayın. Ben bir şey bilsem. Bak bu insanlar ne hale geldi. Ben bir şey bilsem babamın orada yatmasına gönlüm razı olmaz. Ben babama aşırı düşkünüm. Benim babam... Yazık ya adamcağıza ya. Vallahi yazık ya. Bir şey yani olmasın adam... kimseye. Yazık şu adama kimseye ya. Kimseye bir şey olmaz. Ben de gidebilir miyim? Günah ya. Vallahi billahi günah, herkese ya. Herkese günah. Kim yaptıysa, vicdanı varsa çıksın ortaya. Annem de sorgulansın. Ben de sorgulanayım. Evde kim varsa, beşikteki çocuk dahi sorgulansın artık. Güllü abla ne olur konuş ya. Vallahi konuş ya. Bu adam kadar sürekli hastanelik oluyor. Bu adam sürekli fenalaşıyor ya. Ben de o adamdan kötüyüm. Ben bir şey bilsem zaten anlatacağım. Bildiğimi anlatıyorum. Anlamıyor kimse. Ben ne yapacağım? Beni asın ya. İdam edin beni ya. İdam edin. Allah rızası için idam edin. Ben bildiğimi anlatıyorum. Beni de birine çekeceğim cilene ya. Beni de anlayın ya. Öyle mi? Ay 112. Şimdi hastaneye götürüyormuş. Yusuf abiye. Ne hocam? Evet yani gidiyor. Fark, gidiyor. Bir şey olabilir, ambulansla bir şey şimdi hastaneye götürülüyor Yusuf abi. Hafta sonu da yine biz hastaneye götürdük ambulansla. Şimdi de ambulansa koyuluyor.
sürekli anladığım kadarıyla böyle kalp spazmı mı deniliyor Mehmet Hocam? Ha, kalbi sürekli sıkışıyor değil mi? Sabaha kadar böyle yaptı uyumadı. Boyut oturdu. Ay yazık ya, valla kalbine bir şey olacak. Allah korusun ya. Bittik bir şey anlamadım. Bir de o bu mezar konusundan çok heyecanlandı ya. Fazla o heyecan da yapıyor değil mi hocam kalbi? Ya şöyle bir şey olabilir. Mesela biraz herhalde araç sahibiyle görüşülecek. Araç sahibi dedi. Evet. Etrafını döşemiş briketlerle hocam, değil mi? Hocam ben yaptım dedi tarla sahibi. Ha. Ben hocam yandaydım. Arazi sahibi şunu de şimdi sormak lazım. Neden yaptı? İkincisi. Ha. İbrahim Bey, bak. Hocam isterseniz soralım. Tamam. İbrahim Bey arazi sahibi, dedi, o mezarın olduğu arazinin sahibi. İbrahim Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hocam tüm merak ettiklerinizi siz de yöneltebilirsiniz. İbrahim Bey merhaba. Siz arazinizin içerisinde bulunan bir mezarınız var ve bunun etrafını siz çevirtirmişsiniz. Doğru mu? Abi, zaten burası mezarlık. Buraya zaten garip mezarlığı diyorlar ona. Kayıp mezarlığı. Yani oraya ilk konan mezar oymuş. Kayıp mezarlığı. Evet, ilginç. Garip. Garip mi dedi? Garip mezarlığı. Garip. Garip. Garip mezarı diyorlar. Garip. Yani oraya ilk mezarlığa konan da o mezarıymış. Ben de bugün muhtar aradı böyle böyle dedi. Zaten herkes de biliyor. Babam da baktım bir gün dedi deşilmiş dedi herhalde antika maliyetleri ne yapıp diye. Ona da demiş anamın babamın hayırına demiş bir kez alayım işte şunu alayım yaptırayım. Öyle yaptırdı. Kimin mezarı olduğunu biliyor musunuz? Ya abim şimdi şu an babam bu köye geleli 1955'te gelmiş. Benim 1955'te geldiğimde bu mezar vardı diyor. Ama sonra üstü işte böyle şey olmuş. Eşelenmiş hani böyle. Şimdi şöyle bir senaryo çizilebilir. Eğer bir cinayetse bu. Cinayetse zaten. Evet. Bir cinayet olduğunda eğer etrafta bu mezarlık varsa bir yeri eşip de oraya gömdüğünüzde insanların dikkatini çekebilir. Derler ki buraya bir şey gömülmüş, soruşturma başlayabilir. Ama mevcut bir mezarı açıp oraya gömdüğünüzde insanların pek dikkatini çekmeyebilir. Böyle bir ihtimalle tabii söz konusu olabilir. Elbette ki incelemeden sonra belli olacaktır o. Tamam, doğrudur. Doğru. Yani böyle evet, bir şey olabilir mi? Vallahi olabilir. Yani bilir. Hani ya, vallahi babam yani değişiyor öyle yani. Yani böyle haber vermemişler. Bir daha söyle Merve. Peki diyorum böyle bir şeye şahit olmuşlar ya hani mezar gömüldüğünü düşünüyorlar ya. Hı-hı. Neden polise ya da jandarmaya haber vermemişler? Biz orada çok arama yaptık. Belki bilmiyorum amcalar görmüş müdür görmemiş midir ama o çevrede aşırı fazla arama yapıldı. Ha, bu olay olduğunda belki bize de haber verebilirler eğer öyle düşünüyorlarsa. Bugüne kadar neden beklemişler? Vallahi bilmiyorum. Değişi zaten haber o mezarı yaptıralı babamın 15-20 sene oldu. Yani ama o bu mezar 15-20 yıl gibi durmuyor. Yeni yapılmış gibi duruyor zaten. Yani pirketlere ya, baktığınız zaman. He, zaten çevredekilere de sorabilirsiniz. Merve ama şey... Yani beyefendinin babası yaptırmış zaten. Yok hayır etrafını. Onu demek istemiyorum. Ha. Şey dediler ya hani eşelenmiş üstüne tamam. Mezar ha. Gömülmüş dediler ya teyze falan. Hayır öyle demiyor. O öyle demiyor. Biz öyle yorumluyoruz. Ha. Yani o diyor hani, ki madem öyle bir şey vardı da diyorum. Madem öyle bir şey vardı ben olsam ben jandarmaya polise haber verirdim. Gerekli zaten, yerlere. Zaten ablam açıkmış artık babamın dedi yani açıktı diyor. Mezarın içinde işte toprak evet. Da yoğdu diyor. Toprağı oradan kenarlardan torbalara koyayım, atmış, doldurmuş etrafını, yani. Peki ben savcılığa sesleniyorum. Bu mezar açılsın. Eğer içinde ceset varsa DNA testi yapılsın çocuklarıyla. Uyuşma varsa eğer ki zaten araştırma yapıldığında her şey ortaya çıkar. Peki, babaannem Merve... oradaysa ortaya çıksın. Peki Merve araştırma yapıldı ve senin babaannen çıktı. Senin babaanneni sizin balkonunuzdan kim almış götürmüş oraya gömmüş olabilir bir mezarın üstüne? Buna dair size şöyle bir şey söyleyeyim. Evde olsaydı, annem babam yapmış olsaydı ben burada çıkar, bağıra bağıra söylerdim. Benim annem babam yaptı derdim. Annen zaten söylemiş baban yaptığını. Yalan olduğunu biliyorum. Nereden yalan biliyorsun? Olduğunu biliyorum. Ben bağıra bağıra o evin içinde, canım, anneciğim bir sus ben konuşmak istiyorum. O evin içinde öyle bir şey olsaydı 4 tane çocuk var. Hı. Ben yalan söyledim, abim yalan söyledi. Diğer çocuklar da mı yalan söyleyecek? Ben sustum, abim de mi susacak? Ben babam için canımı ortaya koyarım. Ben babam için canımı veririm. Ben babamı severken babamın orada yatmasına gönlüm razı olmuyor. Halama sorun. Ben babam için canımı verebilirim. Ben zaten şu anda... Benim bak, annem babama iftira atmış olsaydı ben babam için canımı veririm falan diyorsun da. Ben annemin arkasında ben değilim gerçekten bu konuda. Merveciğim, açık söyleyeyim konuşmazdım. Bak Merveciğim. Şimdi böyle anne ve evlatları bir bütün ve bir
hep beraber ortak bir sırrı taşıyormuş gibi hayır, bir imaj şöyle bir var şey yani var. Ortada. Benim babam annesini canından ararken... Canından çok seviyorsan, baban için baba, canını verirsen yanındaki annen benim babam, babanı babam hapishaneye annem attırdı. Ararken, İftira uğruna. Benim annem babam ararken çoluğu çocuğu bırakmak zorunda kaldı. Benim annem dört kanatla bize sarıldı. Bizi bu yaşa getirdiyse babam da getirdi ama babam hep bir tarafı kırıktı. Ne kadar sevgisini gösteremediyse annem bize hem baba oldu hem anne oldu. Tamam, tamam işte bu da zaten tabloyu tamamlamıyor mu Merve? Ama ben yalan söylemiyorum. Öyle bir şey olsa itiraf ederim. Dinimiz, imanımız var bizim, vicdanımız Merveciğim, var. Merveciğim sen bilmiyor olabilirsin. Sen o zaman küçüktün tamam, ama yani. Ben çok bilseydim, 13 yaşında ben ya. Bilseydim, ben bilseydim, söylerdim. Ayrıca da bir şey... Ben bunu söylerdim. Bunu söylemek de şu anda yani çizdiğiniz tabloyla ilgili olarak... Ben annemi korumuyorum. Balkondan çıktı gitti aslında hiç annem babam öldürmedi deyip. Buna inanırsak o zaman senin baban da dışarı çıkması gerekiyor. Böyle bir şey yok ki ama oradaki polislerin, oradaki savcının, oradaki jandarmanın ne garezi var ki gelip senin annene iftira atacaklar. Sen bunları söyle diyecekler ki niye senin babana böyle bir şey yapsınlar ki? Niye senin annene böyle bir şey ben yapsınlar? Ben burada her şeyi söyleyemiyorum. Hayır, hayır doğru söylemiyorsunuz. Hayır, yani doğru bizim söyle... de buna inanmamızı hayır, istiyorsunuz. Ben kimseyi Yahu, suçlamak polisin... istemiyorum. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Osmanlı ben de polisinin... ifade verdim. Heh. Ben de ifade tamam. verdim. Ben Sen 13 ifadende... yaşında. Bak. Ben 13-14 yaşında ifade verdim. Benim ifadem pedagog karşılığında alınmadı. Bizim Hı. evimize gelen normal sivil polisler Bak, tarafından alındı. Ama senin alındı. İfadende bir şey yok. Senin ifadene bağlı olarak sadece sen o gün uyuyordum, kalktım. Arkasından da babaannemi görmedim diyorsun. Senin abinle konuştum ben. Senin abinin de ifadesi alındı. Senin abin hiç onları anlatmamış. Senin annen sadece gerçeği anlatmış ve babanla ilgili söylemiş. Siz şimdi çok haksızlık yapıyorsunuz. O zaman o dönemin polisine, o dönemin jandarmasına, Biz o dönemin savcısına haksızlık yapıyorsunuz. Haksızlık yapmıyoruz. Hayır, haksızlık yapıyorsunuz. Bizim söylediğimiz, biz çocuğuz, yalan söyledik öyle mi? Sen yalan söylemiyorsun. Hayır, annen yalan ben, söylüyor. Ben sesleniyorum. Araştırılsın. Ben yalan söylediysem, abim yalan söylediyse ben doğruları anlattım. Gülla Hanım Eğer doğruyu söyleyecek. Yalan söyleyen burada kalksın Hı. söylesin. Benim anlattığım gibi değilse ben söylesin. Ben yalan anlatıyorum. Söylüyor. Yalanını ben, açıklasın, ispatlasın bunu. Ben kocam hakkında yalan söyledim. Ben yalan söyledim. Söylediği için bunun arkasında çocuklarıma değilim. Sahip çıkayım diye. Ben kimseye derdim anlatamayayım. Niye çocuklarına sahip çıkacaksın? Zaten adamın bir kabahati yoksa niye onu söyledin ya, Gülle abla? Ya beni 3 gün tuttular orada. Benim Tutsunlar. Kanım düşük ha. Benim 3 gün. Gülle ablam 10 gün tutsunlar. Gene geri geldiğim gün çocuklarım benim halimi anlatsın. Aa ben gören çocuğum. Yahu bir kadın aç kaldı diye kocasına iftira atar mı? Aç Yapma kurban olayım. Aç kaldım susuz kaldım demiyorum. Ben durumumu anlatıyorum. Ben Nedir durumun? Nedir söyle. Ben orada acı çektiğim acıları yapılan işkenceleri. Ne işkencesi yapıldı? Ya anlatayım. Kameranın altında burada. Sana ne işkencesi yapılacak? Kamera var orada ablası kamera. Ben kamerayı bilmiyorum diyorum size o zaman. Şimdi Sen bilmiyor olabilirsin ama. Ama işte jandarma sana işkence falan yapmadı diyoruz. Kamera var evet. odada. İki tane avukatın Öyle bir işkence varmış. Durumu ben yok. Ben avukatı bilmiyorum, savcıyı bilmiyorum. Bana o ifadeyi benden soruşturma alırken işkence yapılmadı. Bana arkada yapıldı tamam. işkence. Gülle abla Anlatabildim ya. Mi? Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben kendi senaryomu mi? Söyleyebilirim. Bir bayan şurada tek ayağının üstünde kaç saat durabilir? Size anlatıyorum Allah razı olsun ben anlayın ya. Fulya bir şey daha sorabilir miyim ya izninizle? Gülle ablacığım sen o gün kalktın ya. Sen niye kalktın o gün? Anlatıyorum ben çocuğum. Ya, tekrar söyle niye kalktın? Benim çocuğum sulamaya gidecek tamam. saat 4'te. Tamam Telefonu saat kaçtı? Telefonu kuruldu saat 4'te. Saat kaçtı? Saat 4. Saat 4'tü. Tamam. Çocuğun telefonu çalıyor. Çocuk tamam. uyanmadı. Tamam. Telefonunu kalktım kapattım. Hı. Çocuğu kaldırdım lavaboya tamam, gitti. Tamam kaldırdım. Ben de karının yanına Hı. gittim. Karıya bakayım diye. Karı baktım yerinde yok. Tamam bir şey söyleyeceğim. Sen niye gittin yanına? Her zaman bakıyorum ben gece kalkıyorum karıya. Niye? Balkon kapalı. Sen kocanla birlikte uyuyorsun. Ne gerek var? Niye Her zaman balkondan bakayım. Bakıyorsun? Çocuğunun... Aha! Çocuk şurada yatıyor, karı da şurada yatıyor. Ha, niye gidip baktın? Allah, duvarla karının arası bir, o pencere var pencere. Gülle ablacığım, niye pencereden arı yok. Niye gittin? Niye bakmak istedin? Bakmak istedim, her zaman bakıyorum karıya, ben bakıyorum. Ama sen onu çok merak etsen zaten balkonun orayı kapatıp kapıyı da kitlemezsin ki. Sen zaten onu oraya yatırmışsın. Hiç düşünmemişsin, bu buradan atlayacak, gidecek diye de düşünmemişsin. Kapını kapatmışsın, niye? Her zaman bakıyorum. Niye ben oradan düşecek olsa, kaybolacak olsa ben onu oraya bırakır mıyım?
Düşmez Allah rızası ben anlayayım. Ben tamam. Bu kadar diyorum. Dur. Düşmezdi yani ya. Değil mi? Oradan düşmezdi yani. Efendim? Düşmezdi yani. Düşmez mi? Düşmezdi. Orada yatıyor işte. Oraya yatırdık tamam. Yaz günü. Yani geç. Ben orada... mi yatırdım? Eşim de var yatırkanlık orada. Her zaman eşim de burada yatsın dedi. Tamam yatsın dedi. Eğer bir, sen oradan düş... benim değil ki. Bak sen oradan düşeceğini düşünsen aslında kayınvaliden orada yatırmayacaktın. Düşmezdi oradan değil mi? Düşmez akşam. Diye yatırdım. Düşmez diye yatırdın. Ama daha baktım. Önce hiç akşam düşmemişti. Sabah kalktım yerinde yok. Ne gereği vardı gittim ama işte bak diyorsun, düşmüyor. O gece de düşmedi. Her zaman baktığım hastaya bak Fulya. Bunu niye bu kadar yorumluyorsun? Fulya şu olay yerini çizmiştiniz ya. Hayır çünkü ilk görmeyen sensin ya haber veren sensin ya. Aa kadın yerinde yok diye. Evet benim eşime haber verdi. Acaba yani sen bildiğin için başına ne geldiğini bilerek mi gittin? Aa yerinde yok sanki sen de yeni öğrenmiş. Hayır. Sin gibi davrandın. Benim canım var bir canım var. Fulya şu. Odalar öyle bir şey olmadı. Yaptığı yerde şu odaları verebilir miyiz? Rica etsem verelim. Şu odaları. Evet. Fulya abla, Fulya Hanım'la gel. Birlikte kim gel nerede yatıyordu? Abla. Bize bir gösterir misin? Gel. Ama şey var mı? Okuma yazma var mıydı Gül abla senin? Ha? Yok. Ha tamam. Zaten bu benim başıma okuma yazmam olmadığından geliyor. Ben anlatamıyorum. Hiçbir vatandaş beni anlamıyor. Bütün Türkiye'ye ihsan ediyorum. Beni anlamadıklar için ben anlatıyorum anlamıyorum. Bir ben. Daha anlat. Bir daha anlat Güllü ablacığım. Şimdi kızma. Güllü abla evet. Yoruldum. Güllü abla Fulya Hanım'ın yanına bak, gidip anlatayım. Bak şey yazıyor. Yatak odası Yakup ve Güllü'nün odası yazıyor burada. Tamam mı? Evet. Siz burada? Evet. Uyuyordunuz. Evet. Ne oldu? Ne olduğunu önce bize... nasıl uyandın yani? Sabah o gün. Çocuğun telefonun sesini uyandım. Telefon sesi çocuğun. Evet. Ali'nin odası şu değil mi? Dördü bir yatıyordu çocuklarım. Hayır üçümüz. Abim nerede yatıyordu ben hatırlamıyorum. Odada yatıyordu. Hı? Bilgisayarlı odada yatıyordu. He. Tamam oda şu oda diyelim. Telefonu çaldı ne yaptın sen çıkıp burada? Ben yatak odasından geldim çocuğun telefonunu kapattım. Ha hangi odaya girdin? Hemen karşı taraf. Bak ben hatırlamıyorum. Mevre diyor ki abim ama ben bildiğim kadar kızım abim oturma odasında yatıyordu. Yok. Abim kendisi diyor. Ben diyor sabaha kadar bilgisayarla oynadım saat 1'e kadar diyor. Orada yattım diyor. Aynen doğru Mevre. Ben de öyle duydum. Öyle ben, çünkü. Ben bildiğim. Ben bilgisayarı yeni aldı babam. Çocuğun telefonunu kapattı. Yani, ama nerede çocuğu? Aha. İşte orasını ben hatırlamıyorum. Hayır ama hatırlayanlar bize söylediler çizdik. Yapma Merve sen de doğru söyle. Bak. Hayır bak. Ben annen de diyorum, yatak odasından... abim arka odada yatıyordu. Kendi bak, ağzıyla söylüyor bunu zaten. Ya şu anda çizdiğimiz şey doğru değil mi? Evin krokusu tamam. Bu şekilde doğru, hemen tamam. Hemen. Tamam. Güllü ablacığım sen kalktın oradan. Bak karşı odaya gittin. Hemen karşısı. Sen Ali'nin odasına gitmedin mi? Evet. İşte o günü hatırlamıyorum bak. Ali'nin odasına gitmişim. Ali Memre diyor ki... Belki de kendi telefonu çaldı. Sulamaya kim gidecek? Ali gidecek. Ali'nin odasına gitmen gerekmiyor mu? Ali'yi kaldırdım. Tamam. Tam o zaman Ali kendi odasında değil mi? İşte Mevre diyor kendi odasında. Ben kendi odasında değil, oturma odasında mola düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ben o kadar şey... Ya bilgisayar neredeyse oradadır Merve. Yapma. Bilgisayar şurada diyelim. Bilgisayar nerede? Bilgisayar şu odada. Abimin diyelim. Odasında. Karşı yani Ali'nin odasında evet, evet. Burada. Evet. O zaman sen buraya gittin. Niye bir anda hatırlamıyorum dedi. Ali'yi kaldırdım. Ali lavaboya gitti. Tamam. Ben dışarı çıktım. Balkona karının yanına geldi. Sen bu odadan çıktın. Şöyle gel böyle Güllü abla. Sen evet. Buraya geldin. Evet. Niye direkt oraya geldin? Önce karıya baktım. Çocuğu yollayacağım gene geri yatacağım. Karıya bakacağım ne yapayım. Bir dakika diyor. Önce Fatma teyzeye mi baktın? Çocuğun yanına mı gittin? Telefonunu kapattım diyorum sana. Tamam. Çocuk kaldırdım. Çocuk lavaboya gitti diyorum. Tamam. Ondan sonra da ben çocuktan ayrıldım. Karının yanına gittim. Balkona geçtin. Evet balkona geldim. Kapı kilitli miydi? Kapı örtüktü. Sen mi kendini açtın o kapıyı? Ben önce kapıyı açmadım. Pencereden arşı öyle denedim. Yerinde yok. Kapıyı açtım baktım. Balkona baktım. Evin önlerini denedim. Yok. Ondan sonra hemen kalktım. Geçtim. Eşime ya hop dedim. Aran yerinde yok. Tamam işte Güllü abla. Biz de bunu soruyoruz. Heh. Sen bunu niye? Bunu ben... çok merak ediyorum. Ne olursun. Sen niye gidip balkonda kayınvalidene baktın o saatte? Canım ben çocuk için kalktım. Bir de ya hastama bakayım dedim. Tamam niye bakıyorsun? Ya niye bakmayayım hastama? Benim baktığım hasta bu. Hayır ya bakabilir sen... hasta. Hayır Kebriye abla tabii ki bak hasta bakıyorsa sakınca var. Gidip bakar. Ben de sürekli bakılamıyor zaten. Bak benim eşim bir hafta evinde kaldı. Bak ben sana katılmıyorum Fulya. Niye katılmıyorum biliyor musun? Eğer sen çok merak edersen o hasta senin için çok kıymetli ve değerliyse sen onu balkonda kapatıp eğer kapıyı da çekersen zaten kadın içeri giremeyecek.
Giremiyor ki içeri. Arkasından balkonda da gideceğini biliyorsun zaten, gitmiş ya daha önce. Benim bak, demek ki ara sen ara merak ara etmiyorsun. Zaten ilgilenmiyordun demek. Niye gidip bakıyorsun zaten sen? Ara ara benim de kalkıyor bakıyordu, ben de kalkıyordum. Güllü abla. Olmaz. Öyle her gece olmaz. Kalkıp bakıyor muydu? Bak, bakıyordu. O senin evladın olsa sen onu çok merak etsen zaten orada yatırmazsın. Adını da ya siz olmaz. Anne misiniz? Güllü abla dur. Bırak benim varsa bu kadar ince. Ben de senin vicdanına söylüyorum. Vermeyeceğim Murat. Bütün izleyicilerimize soralım Güllü ablaya. Doğru, güne güne sor. Herkes sen eğer o kadının kaçacağını biliyorsan. Allah razı olsun. Sen o kadının da balkonun kayıp kapısını arayık. Kapatıyorsan. Kayıp arayık. Ne olursanız kayıp arayık. Kim tamam kayıp. Kayıp arıyoruz. Sen söyle. Güllü ablacığım sen abla. Biliyorsun olayı. Merve. Yok diyorum sana. Merve ben sana soruyorum. Sabah kalktım. Bak artık kaç yaşında. Yatırdım, sabah kalktım yerinde yok diyorum. Ben. Tamam. Peki Güllü ablacığım, buyurun. Kızına soruyorum. Merve bak sen de çocuğun var. Artık hayatı biliyorsun birazcık. Tabii. Sen annen düşün, annen için örnek veriyorum. Annen Alzheimer oldu. Senin yanına geldi, sen bakıyorsun. Sen anneni balkona kapattın, kapısını da kapattın. Biliyorsun aşağıda gidebilir aslında. O gecede kocanla kavga yapıyorsun, Gürcistan'a gidecek. Sen kavga kalktın, olmadı o kardeşini yalnız. Kaldır. Tamam, kavga hı. Olmadı. Kardeşim kardeşini sen. Kaldırdın. Gidip annene bak, kayınvalidene bakar mısın ya da annene bakar mısın? Ama size şöyle yaşadığımız hı. Olaydan dolayı söyleyeyim. Sürekli bakılıyordu. Yani gece kalkıp annem babam bakıyordu. Sürekli babam bakıyorlardı. Babam bakabilir. Babam bakar. Annem de bakıyordu. Bu hastalığın sorumluluğu annemdeydi ama. Bakıyordu. Bak. Bakıyordu. Bak. Fulya ben baktığım bu kadar ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben balkona da koymazdım. Ben hı. Balkona da koymazdım. Ben nerede yaşıyorsam orada yaşatırdım bak. Annemi. O zaman doğruları konuşacağız. Gelin herkes doğruları konuşsun. Güllü ben doğru neyse herkes canım. Konuşsun. Ben bildiğimi konuştum zaten. Benim bildiğim bu. Güllü abla. Mehmet hocam. Bak Gizem Gündoğdu çok önemli bir röportaj yaptı. Sen cenneti tanır mısın? Nasıl bir cennet? Cennet söyleyeyim. Soy ismini söylemeyelim. Ha. Sizin bir akrabanız. Senin Fatma teyzeye bir takım baskılar... Şiddet uyguladın ve aslında bu kadını çok da o şahıs istemediğin, isminle isabet etsin burada. İstemediğin, ya dolayısıyla şunu söylüyoruz. Ya sen bu kadını çok da iddialar böyle yani bilmiyorum ne kadar doğru ama yani istemiyormuşsun bakmayı işte sana zor geliyormuş. Galiba birkaç da şiddet olayları da olmuş. Zaten de umursamıyormuşsunuz ki balkona koyup bir de kapıyı üstüne kapatıyorsunuz. Yani zaten umursamadığın vallahi bir kadını kalkıp da sabah dördünde gidip de kontrol etmezsin demeye getiriyor Kebriye Hanım yani. Ya düşüncenize saygı duyuyorum. Benim içim rahat vicdanla. Ben balkona yatırdım sabah saat 4'te kalktım. Yerinde yok. Benim bildiğim bu. Güllü yani Hanım, ilk sen onun olmadığını görüyorsun. Güllü Hanım, Fatma Hanım'ı siz ne zamandan beri kaç yıl balkonda yatırdınız? Balkonda hocam zaten yaz yeni geldiydi. Yaz geldi. Bir ay Yusuf'un oraya gittik. O zaman çok sıcaktı. Gene geri vardık biraz daha sıcak. Tamam. Anladım. Ondan önce yatırmadık balkonda. Ha, ondan önce sizin yanınıza kalıyordu değil mi Fatma? Evet benim yanımda kalıyordu. Peki, ben nerede yatıyordu? İçeride yatıyordu. Alzheimer olmazdan önce nerede yatıyordu? Alzheimer olduğunda gene içeride yatıyordu. Nerede yatıyordu? Bizimle aynı bakın, odada bir tanesi çocukların odasında yatıyordu. Bir dakika şimdi onu şey yapalım. Oturma salonumuz var oturma salonunda yatıyordu. Tamam birisi yatak odanız orada yatmıyordu. Evet. Biri Ali'nin odası deniyor erkek çocuk. Orada da yatmıyordu çocuklarla. Öbür tarafta Merve, Buse ve Fatma üç tane kızın odası. Evet. Başka oda yok. Hangisinin odasında yatıyordu? Çocuklarla yatıyordu kızlarla. Oturma odasında yatıyorduk sürekli. Kızlarla yatıyordu. Ha kızların hı-hı. Olduğu odada yatıyordu. Evet kızların olduğu. Peki balkonda ne zaman yatmaya başladı? Balkonda da içeri çok sıcaktı. Onun için o bayram onu sormuyor. 3 gün 4 gün yattı. Mesela amcamın oraya gittik geldik bir hafta kaldı babaannem balkonda fazlasını ya, kalmadı. Hocam bir şey söyleyebilirim. Bir de altın üstünü bilmediği için yaz günü gecede sık sık değişmeyek diye balkonda yatırıyorlardı. Biraz söylesene doğrular söylesene. Ya doğrular bu işte doğrular. Zaten zaten üstünü, altın üstünü nereye katayım onu söyledi. Dursun Hanım balkonda yatırdığınız altın üstünü böldüm hocam ama. Dursun balkonda yatırdığınız kişiyi merak edip gidip bakmazsınız. Asla gidip bakmazsınız yani. Bu kadar da ince fikirli olmayın. Gidip bakmazsınız. Ya. Çünkü balkonda yatırmışsınız. Ya. Kıymeti de yok zaten. Oradan atlayıp da gidebilir. Ne zaman gider bakarsınız biliyor musunuz? Allah. Dersiniz ki bakın. Allah'ım, sen vicdanım uyandı. Senin için bir şey demiyorum ama dersiniz ki aslında bir şey olmuştur. Canım bak. Hocanıza duyurmanız gerekiyordur. Gidersin. Yakup annen yok dersin. Niye ben gideyim ya? Oğlumu kaldırmışım. Kocamla yatak odasında yatıyorum. Ta balkona gideceğim. Balkona attığım kayınvalidemi niye gideyim bakayım ya? Oğlum benim vicdanım biliyor canım ne sebepten baktığımı.
Niye? Ben her zaman bakıyorum diyorum ben. Her zaman baktığın kadını da balkona yatırmazsın. Her zaman bakıyorum ben gece 7-24 saat katmışsın balkonda. Gülle abla. Gülle ablan yatırmazsın. Sen biliyordun da senin üstüne kalmasın diye gidip. Kesinlikle. Fatma anne. Allah rızası açık ben anlayayım. Ben aslında yoruldum soru cevaplamaktan. Ben anlayayım, benim bildiğim bu. Ben şuna inanıyorum. Çocuklarının inlerin ucu kadar haberi olsa, büyük veya küçük çocuklar, 8 yaşındaki çocuk gene bilir yanından kıpırdayan, yani bir şey ufak tefek tartışma olduğunu. Çocuklarının doğruyu söyleyeceğini biliyorum. Haberleri yok çocukların. Yani olsa doğruyu söyleyeceğine ya inanıyorum. Hala bugüne kadar, yalan ifadesine. Hala bugüne kadar kimseye yalan söylediğimizi peki duydun mu? Reklama gideceğiz. Reklam. 13 yaşında çocuk gelin oldu, 60 yaşındaki adamla evlendirildi. Hamileydim, kocam öldü kanserden. Bir gün eltim beni hastanenin önüne bıraktı, kaçtı. Açsız susuz hiçbir şeyim. Çocuğumu doğurdum, ondan sonra çıktım köyüme geri geldim. Yetmedi, 6 aylık bebeği elinden alınıp başkasına verildi. Bir annenin 39 yıldır bitmeyen evlat hasreti az sonra Fulya ile Umud'un olsun da. Fulya ile umudun olsun demek için bizi her zaman arayabilirsiniz. 7 gün 24 saat bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız 0539 388 2838. Aslında Fatma teyzenin konusuyla devam edecektim Güllü ablalarla ama Yusuf abi hastaneye kaldırıldı. Durumuna ilişkin henüz tam net bir bilgi alamadım. Kardeşi Dursun abla da onunla beraber. Dolayısıyla bir karıştı yani. Ben o yüzden bir ara vereyim dedim. Yarın devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Çok üzülüyorum ben Yusuf abiye zaten. Hep öyle, hep hastanelik oluyor ama bir ilgilenecekler. Aşırı heyecandan kaynaklı. Aşırı heyecan, üzüntü, stres değil mi hocam? Evet. Ama durumu stabildi. Fena değil. İnşallah bir şey olur. İnşallah, inşallah. Allah şifa versin ona. Amin. Şimdi bu bölümde esas... Ben hani programdan önce de sizle görüştüğümde çok beni etkilediniz ikiniz de. İki anne, Hülya abla ve Yıldız abla stüdyomuzda. İkisi de evlatları için burada. Yani onlarınki bir kader ortaklığı. Onlar burada birbirlerini tanıdılar ama Yıldız abla iki tane evladı ondan habersiz alınıyor, başka ailelere veriliyor. Hülya ablanın da öyle. 6 aylık bebeği başka bir aileye satılıyor diyeyim yani. Evet. İkisi de kader ortağı. Önce ben Hülya ablayla başlayacağım. Hülya ablanın hayat hikayesi bak gerçekten filmlere konu olacak bir hikaye. Çok acı. Kim satmış Hülya Hanım? Ve akraban, amcanın kızı. Onun evladını başka bir aileye veren de amcasının kızı. Doğru söyledim değil mi Hülya abla? Evet. Akrabası. Evet. 13 yaşındayken Hülya abla 60 yaşında kanser evet hastası bir adama veriliyor, evlendiriliyor. Evet. Daha 13 evet yaşındayken. Evet. Evet. 13 yaşındaydım. Ve daha çocuğum bir gün eve geliyorum. Ablam doğum yapmış geliyorum içeri. Kardeşim benden Mehmet geliyor diyor, babam seni çağırıyor. Niye beni çağırıyor Mehmet, neden? Babam seni çağırıyor, böyle gidiyorum. Elinde bir tepsi, al sana diyor. Seni kocaya vermişim, beni kime verdin? Odada adam seni kocaya vermiş. Ondan sonra annem zaten evde söz hakkı annem üstüne kuma gelmiş ki annem böyle hamile böyle durmuş. Dönmüyor bana, bakmıyor, anne diyorum ne oluyor? Konuşmuyor. Ondan sonra senin odaya eline, gittim, Hülya oturdum. Abla, senin eline niye tepsi tutuşturdular? Al şekerini ye diyor, senin düğününün şekeri diyor. Kim senin diyor koca, onu sana? Amcamın kız, amcamın oğlu. Seni kocaya verdik diyor. Evet diyor, seni kocaya verdik. Yarın seni götürecekler diyor. Nereye götürecekler? Beni nereye götürecekler? Bak diyor. Sen o... söylesen senin babanın 20 tane çocuğu var. Baban hapse girer, seni de öldürürüz. Hülya abla 60 yaşındaki adama veriyorlar evet seni. Evet. 60 yaşındaydı. Bayağı da uzun yıllarda hani o zaman bile tedavi görüyormuş. Kanser hastasıymış adam. Kanserdi. Adam da o halde hasta, bir de 13 yaşındaki çocuğu alıyor. Oğlu 53 yaşındaydı.
Hangi şehirde oldu bu Hülya? Denizli. Denizli'de oldu. Çardak, Belleli köyü. Sonra tabii yolda tehdit ediyorlar. Ben, babam, amcamın oğlu, amcamın torunu. O köyde de bir adam, zaten Murat'ın babası orada, bir yaşlı adam daha var. Bak diyor Erhan gibi bir durakta bir dinlediğiniz şeyler var. Orada sen birine bir şey söylese seni burada öldürürüz. Yaşın şöyle küçük deyiz, olduğu için. Sana bir şey söylediler zaman söyle ben halı yapmaya gidiyorum Denizli'ye. Öyle söyle diyorlar. Ondan sonra gittim ben. Peki bu adamla seni Hülya abla evlendirdiler. Evet. O adamın adı ne? Ramazan Karan. Sonra ne oldu? Sonra işte beni bir yere götürdüler, bir eve götürdüler. Bir hafta sonra beni götürdüler. O adamın evine götürdüler. Adamla yaşamaya başladı. Evet. Ha? Evet, yaşamaya başladım. Sonra adam hastaydı zaten. Evet. Öksürüyor, hasta. Adam bana demiyor ben kanserim. Arada sıra beni yengesinin yanına bırakıyor, gidiyor Denizli'ye bir hafta durup geliyor hastaneye. Hastaneye gidiyor, tedavi evet. oluyor, geliyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum, bana söylemiyor. Hı hı. Sonra sen o, peki ne hissettin Hülya abla, 60 yaşında bir ben adamla? Ben ne hissettim, ben orada diyorum Allah'ım o odadan bir mucize olsun, bir kapı olsun, bir pencere olsun, kaçıp gideyim. Ama yoktu. Sonra bu adamın durumu mu ağırlaştı? Evet. Sonra ne bir oldu? Bir sene sonra. Ben hamile kaldım 6 ay sonra. Bir sene sonra adam vefat etti. Çocuğum sen bu adamdan hamile kaldın. Evet. Çocuğum 6 aylıkta adam öldü. Daha doğmadan. Babası doğmadı. Yani çocuk dünyaya gelmedi. Babası öldü. Sen hamileydin mi? Evet. Evet. Hamileydim. Peki sen hamile kaldın. Evet. Karnın o zaman burnunda. Evet. Adamı toprağa verdiniz. Evet. Verdik. Sonra senin doğumun nasıl gerçekleşti? Benim doğumum zindan gibi bir ev. Korkuyorum evde. Mumla yaşıyor adam. Ondan sonra gidiyorum geceleri eltimin yanında yatıyorum. Gündüz geleyim o evde ne şeker var ne su var ne bir şey var. Hiçbir şey sen yok. Sen tek mi kaldın Hülya abla? Başına. Adam öldükten sonra tek mi tek kaldın? Tek başınayım. Bu adamın başka çocuğu var mıydı? 5 tane çocuğu var. Kaç yaşlarındaydı o dönem sen? O dönem büyüktü, çocukları büyüktü. Bir tek o Hasan Karan geliyordu ara sıra köye. Ya boyu kadar çocuğu vardı. Tabii. Torunu hiç o çocukları da mı bir şey demiş? Sen 13 yaşındaki çocuğu ne yapacaksın? Bilmiyorum. Hiç söylemedi. Benim yanımda bir şey söylemiyorlardı. Bir yıl sonra öldü. Evet, bir yıl adam. Sonra öldü. Ben hasta oldum. Bir gün Eltim'in evinde akşam dedim ben hastayım dedim bana bir şeyler oluyor dedi. Dayan sabah seni hastaneye götüreceğim. Hastayım derken hamileliğini biliyorsun evet, artık. Evet biliyorum hamileyim. Ya yani sancı mı başladı? Hülya Hanım ben dedi zaten köyde bir tane araba var dedi seni yarın hastaneye götürürüm dedi. Hastanenin önüne bıraktı ben ilk defa hastaneye gidiyorum. Daha Denizli hiç görmemişim gitmemişim. Ay canım ya. Götürmüyor bir yere. Denizli'nin sen bir köyündesin. Evet bir köyü. Seni devlet hastanesine götürüyorlar. Evet. Aha dedi burası hastane gir içeri dedi. Ben de girdim içeri ne oluyor dedim ben hastayım. Doğum yapıyorum dedim. Seninle beraber kimse gelmedi hayır, mi hastanenin hayır. içine? Hayır hayır. Sen o zaman 14 yaşındasın. Hiç. Suç. Adam evet, öldü. Yaşım. Suç. Ha, suç. Hayır, beraber gelsinler suç olduğunu biliyorlar. Tek git diyor. Tabii canım evet. suç 14 hiç yaşında içeri çocuğun gelmedi. İstismarı var i̇çeri burada. İçeri bile gelmedi. Aa sen hastane gir içeri dedi. Bir başına girdin hastaneye. Evet, gittim orada hemşireler sordu. Ben hastayım. Bebek doğuracağım. Ben ne bileyim bebek nedir bilmiyorum. Doğurmaya başladım dedim. Ondan sonra 5 gün kaldım. 5 gün sonra doğum yaptım. Oğlum oldu. Tek başına tek, yaptın evet, Hülya abla. Evet. Tekrar o köye geri döndüm. Bir dakika. Sen hastanede tek başına doğum yapıyorsun. Hemşireler vardı üstümde. Hemşireler var. Doktorlar vardı. Sonra sen artık taburcu olacaksın. Bebeği verdiler sana. Evet. Bebeğimi verdiler. Çıktım böyle bir nasıl? Bezin içine sardım çıktım. Neye sardın? Bir bezin içine çocuğumu sardım. Hastaneden çıktım gittim. Kim aldı seni? Kimse almadı ki. Ben kendim gittim araba bindim gittim köye. Bebek elinde yeni evet, doğan. Evet oyuncak gibi. Bu ne? Sonra oraya gittim Çardağ'ın köyünde. Cuma günüydü. Orada camın önünde oturdum. Sanki beni dilenci sanıyorlar. Birileri önüme para atıyordu. Çocuğum çırılçıplak kucağımda. Ondan sonra tekrar köyüme gittim. Eltimin kapısını çaldım. Aa dedi Hülya sen mi geldin? Ben geldim deseydin. Ben geldim dedim. Beni bıraktın gittin dedim. Demedin mi beni bir başıma bıraktınız? Dedim.
Ha? Dedim ama bahane yaptı. Sen tabii çocuk olduğun evet. için, suç olduğu için bunlar hiç bulaşmak istemediler. Evet. 6 ay değil köyde mi? Kaldım. 6 ay yine çocuğumu büyüttüm. Sonra amcamın kızı çıktı geldi. Esentepe'de. Hülya dedi gel gidelim dedi. Bir hafta bizde kal dedi. Hava alırsın falan filan. Ben amca saf, kızı olunca sen saf de... Saf aklımla çıktım. Ama ne bileceksin ki amcanın kızı sonuçta. Evet, hani akrabam evet. diyorsun. Evet. Sen de ona inandın, çocuğu aldın, gittin. Evet. Doğru mu Hülya abla? Evet. Sonra? Sonra bir üç gün, dört gün kaldım. Sabah kalktım, çocuğum yok. Şehrinaz abla diyorum, çocuğum nerede diyorum. Amca kızına. Evet. Hı-hı. Sen daha küçüksün, sen ne yapacaksın çocuğu? Çocuk emin yerde. Kandırdı beni. Baban yolda geliyor. Yalvarıyorum diyor, beni dışarı çıkar, ben çocuğumu aramak istiyorum. Hayır diyor, imkansız diyor, çıkamazsın diyor. Baban yolda geliyor. Çocuğumu nereye götürdün diye sordun mu amca Sordum. Kızına? Sordum. Emin yerde diyor. Emin yerde? Emin yerde diyor. Sadece bunu bana söylüyor Fulya Hanım. Niye aldın, niye götürdün Hayır. demedin mi peki? Dedim. Dedim. Meğer kadın çoktan onları bulmuş, çoktan çocuğumu vermiş, hiç haberim yokmuş. Ondan gelmiş köyde beni götürmüş. Sen o zaman 14 yaşındasın. Evet 14. Ne diyorsun? 13'te evlendi, 14'te çocuğum oldu. Sen peki ne dedi sana amcanın kızı? Sen de çocuksun. Sen çocuksun. Sen babanın evine git. Çocuğu ne yapacaksın? Senin babanda 20 tane çocuk. Çocuk orada ölür. Bakamazsınız. Yarın bir gün kocaya gideceksin. Kadın beni bile kocaya da veriyormuş. Daha benim haberim yok. Her şeyi yapıyormuş. Peki o çocuğu nasıl almış götürmüş Hülya abla? Kucağımdan almış gitmiş Hülya Hanım. Yani ben gece uyurken evet. mi? Ha? Evet, adamları bir hafta, iki hafta önce tanımış. Aileyi belirlemiş. Evet, evet, tanımış onları, konuşmuşlar. Ne kadar aldı acaba o aileden? Bilmiyorum artık Fulya Hanım, ben Çocuk bilmiyorum. Kaç aylıktı gittiğinde? 6 aylıktı. Hadi ya. Yeni doğmuştu hocam. Çocuğum 6 aylıktı. Peki Hülya abla, sen peki bu amcanın kızına senin bebeğini alıyor, başkalarına veriyor, satıyor yani adeta. Satıyormuş değil mi? Satıyormuş. Kimseye gidip sesini duyuramadın Hayır, mı? Hayır babam Polisi geldi olur, zaten ben babamın yanında konuşamıyorum ki. Babam da hiç sormuyor senin çocuğun nerede? Niye baban sormuyor? Söylemiyor. Ben ağlıyorum bana bakıyor. Hiçbir şey demiyor bana Fulya Hanım. Direkt gidiyoruz. Adını ne koymuştun İlyan? Murat. Murat sen koydun. Evet. Hastanede mi koydun? Murat mı olsun evet, dedi? Evet hastanede koymuştum. Niye Murat ismini koydun? İşte Murat almadık biz dünyada. Ben Murat almadım ki. Sen verdin adını ona. Evet. Ben verdim. Ben verdim. Düşünsene bir caminin önünde oturuyorsun sanki beni dilenci sanıyorlar. Önüme para atıyorlar. Kardeşlerim hepsine söyledim yıllardır diyorum bana destek olun gidelim burada bulalım. Hayır diyorlar yıllar geçmiş arada niye arıyorsun ya kardeşim diyorum çocuğunu atsana diyorum. At da ben göreyim kaç ne yıl? Alakası var diyor bana Övey ablam diyor. Hülya abla kaç yıl oldu? 39 sene oldu. 39 yıl. Evet. 39 yıl. Bellarış. Hülya abla peki sen hep aramak istedin hep, değil mi? Hep. Ama ben hapisteydim Fulya Hanım. Bu adam bana işkenceler yapıyordu. Dur. Şimdi sen daha sonra başka birisiyle evet, bir evlilik yaptın. Evet iki ay sonra beni bu adama verdiler. 5 tane çocuğun üstüne koydular. Anneleri ölmüştü. Ay ya gerçekten ya. Orada bakıcı yine çilem. Kadersizliğe bakar mısın? Bakıcı ya? Niyetini kullandın. Fulya Hanım yine evet. orada çilem başladı. O adam kimmiş Hülya abla? Verdikleri adam. Muş Malazgirt'te bir adam tanımıyorum. Onun seni tekrar başkasına verdiklerinde sen kaç yaşındaydın? 14 yaşındayım daha. Yine verdi 14 evet, yaşında. Evet daha 14 yaşındayım. O adam kaç yaşındaydı? O bende 25 yaş büyüktü. Ay bakar mısın ya? Onlar hangi
Ay bu kadını alıyorsun, eşya gibi, mal gibi görmüşler şey ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani konuşamıyorum. 14 yaşında birisi 40, birisi 60 yaşında hangi yüzde 14 yaşında bir çocuğu eş olarak kabul etmişler? Benimle kızı arası aynı yaştaydık bu adamın. Ay ciddi misin? Ya 60 yaşındaki için siz torunu yaşındasınız ya. 13 yaşında. Bak ikinci kez evlendirildiği adamın kızıyla aynı yaştaymış. Aynı yaştaydık, şey değil. Aynı yaştaydık. Ama bakıcı olarak ve istismar amaçlı kullanılmış. Hem bakıcı hem istismar. Aynı yaştaydık. Evet. Hülya abla o adam öldü mü, yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Kaç yaşında? 60 var şimdi. Var. Onlar resmi nikah mı kıydınız sonra? Kıydık. Ha? O da 15 sene sonra çocuklar okula almıyorlar ya. O da ben zorunla yaptım. Onun hem kendi çocuklar vardı. Sen hem onun çocuklarına baktın. Bir de bundan, bu adamdan çocuk yaptın mı? Evet. Kaç tane? 3 tane. Kızım öldü. Murat'tan sonra bir kızım öldü. Tamam. Kızımı da hiç göstermediler bana. Allah rahmet eylesin. Neyi öldü? Yani doğumda mı? Doğum. Evde hastalandım ya. Bir tane koca karı getirmiş de hastalandım. Çocuk karnımda 4 saat önce ölmüş. Anladım. Sonra sabaha kadar kalınca çocuk ölmüş karnımda, tersmiş. Sonra peki kaç çocuk oldu? Sonra bir oğlum oldu. 4 sene sonra bir oğlum oldu. Artık doktorlar izin vermediler. Hep sezeryonla. Ha, o ikinci evlilikten 2 tane oğlun oldu. Evet, 2 tane oğlum oldu. Ama şimdi sen ilk tabii dünyaya getirdin Murad'ı arıyorsun. Peki o... Senin çocukların, o iki oğlun biliyor mu Murad'ı? Yani böyle onlar sana yardımcı oluyorlar mıydı? Yani söylüyordum ama babaların korkusundan hiç işlerini açmıyorlardı. Niye bu adam, bu evlendiğin İstemiyorum adam nasıl bir adam Hülya abla? Ya canavar işte. İstemiyorum, o çocuktan bahsetme bana diyordu. Boşandın mı o adamdan? Boşanmayacağım Hülya Hanım. Niye? İşte ben hakkımı almadan ondan boşanmayacağım. Önce boşanacaktım sonra... Ne yapıyordu sana peki Hülya abla? Ya dövüyordu. Sen peki ne yaptın? Evden mi kaçtın? Yok, evimde hiç çıkmamış. İlk kez çıkıyorum. 2 senedir evden ayrılıyorum. 2 yıldır ayrısın evden. Nerede yaşıyorsun? Sığım evdeydim. Sığım evlerindeydim. En son Antalya'da bir işteydim. Antalya'dasın şimdi. Nerede, ne yapıyorsun? Antalya'da çalışıyorum yani. Çalışıyorum orada. Ha. Kendi başına çalışıp kendi hayatını mı kurdun? Evet. 2 tane oğlun nerede, ne yapıyor? Biri evli. Hı-hı. İkisi de İstanbul'da. Öyle mi? Demiyorlar mı gel ana yanımıza? Hayır, hayır. Hayırsız mı çıktılar? Hayır diyor. Çocuğunu arasan sen bizim annemiz değilsin. İki oğlan da sana öyle mi tepki veriyor bir de? Evet, evet. Niye? İstemiyorlar babaların yüzünden. İyi de babaları anlattığına göre işkence uygulayan. Evet. Sana bir adam. Gözlerin önünde bana işkence yok. Dövüyordu hep. Evet, hep dövüyordu. Kim attı? Ha bu eşi mi? Ha eşin telefona bağlandı Hülya abla. Ben konuşmak istemiyorum Fulya Hanım. Görmek de istemiyorum. Bir ben konuşayım. Alo. İsmini ver. Ben Berhat Bey. Kapat şunu Fulya Hanım. Alo. Efendim. Ha biraz sakin ol bey amca ya. Biraz, efendim. Ha biraz sakin olalım. Ben. Alo. Hülya ablayı dinliyorum burada. Hülya ablanın. Tamam Hülya abla, beniyle konuş. Sizinle de konuşacağım. Biraz sakin olun, konuşacağım. Hülya hep yalan diyor. Bak. Ne diyor? Yalan mı diyor? Yalan söylüyorsun. Yalan. Evet. Mutluydu da niye gitti, sizi terk etti? Mutluydu. O çocuğun peşinde kaçıyor. Çocuğu da yaklaşmıyor ona. Bak. Beyefendi. Evet. Niye efendim? Sizin yanınızdan gitti Hülya abla? Niye sizi terk etti de sığınma evinde yaşamaya başladı? Niye? Hülya beni terk etti. Hülya 35 senedir benim evimdedir. Benim ekmeğim yiyor. Tamam, ekmeğini yemiş ama mutlu olamamış. Terk etmiş. Mutlu oluyordu. Dönüyordu. Dönüyor musun? Sen demiyordun ne zaman ölürsen ben seni mezarına götüreceğim. Murad'ın mezarına götüreceğim. Doğru konuş bak. Doğru ya. Konuş. Her şeyini ortaya çıkaracağım. Doğru konuş. Her şeyini ortaya çıkaracağım. Sen bana her gün oğlumla sınamıyordun. Her gün demiyordu baban oğlunu satmış, baban oğlunu satmış, amca kızını oğlunu satmış. Bak beni, benim ağzımı açtırma. Sen istersen bana gelmesin. Ay Hülya abla, artık psikolojisi bozulmuş ya. Alo. Hülya abla sakin ol. Sen beni her dakika başa oğluma sınıyordun. Her dakika, ben sana ne yaptım? Ben sana 5 tane çocuğunu büyüttüm. Hepsi ben sana ne yapmışım ben? Dövmüş
deme diye kaçtı gitti ya yanından. Ya sen bana sağ suyu döküyordun. Sağ suyu döküyordun. Buz gibi surlara yıkıyordun beni. Yalan konuşma. Hülya abla sakin ol. Yalan konuşma. Sakin ol Hülya abla. Ne? Öleceksin, öleceksin. Hülya abla. Doğru konuş. Hülya ablacığım. Ben kaç kere büyük oğlum lan. Onun abla. Yüzünden gel. Sen beni dövüyordun. Gel Hülya abla. Ekmeğin leğeni ekmeği. Gel canım benim sakin ol. Hülya abla sakin ol canım benim. Duyur. Konuşma. Anlaşılmıyor böyle. Hülya abla tamam ben bir konuşacağım onunla. Sen benim her gün oğlumla sınıyordun. Hülya abla. Her gün. Benim ciğerimi yakıyordun. Hülya ablacığım. İstemiyorum lütfen. Bunu istemiyorum. Tamam. Hülya'nın bunu sakin istemiyorum. Ol. Sesi gelince benim tansiyonum tamam. Yüksek oldu. Tamam. Çok kısa ben konuşacağım tamam mı? Sen bir yalan sakin ol. Yalan söylüyorum. Tamam. Tamam. Sana su verelim mi? Hülya'nın. Tamam bir sakin ol. Neler çektiğim o adamın elinde. Tamam ben soracağım ben ona. Ben yalan söylüyorum. Komşular da mı yalan söyleyecek? Tamam Hülya ablacığım. Bunu niye aradın bunu? Hülya ablam sakin ol. Canımsın. Senin çektiğin çileler ortada. Sen bir kadın olarak senin bu ülkede sen zaten pek çok kadının çocuğum, kaderini nerede, yaşıyorsun. Nerede ya sana ne benim çocuğumda sana Hülya ne? Hülya ablacığım Hülya abla. Bak öyle bir ben konuşacağım sen, Ercan, ki. Gel. Tamam Hülya abla bak bir su iç bir soluklan sen. Sesi sakin ol. Gelmesin bana. Sen şimdi telefondaki beyefendi siz bu kadıncağız evladını bulmak istemiş yıllarca. Hep. Evladından bir iz sürmüş, bulamamış. Siz de yardımcı olmamışsınız. Bir de üstüne soğuk sular dökmüşsünüz, işkence yapmışsınız. He? Anlatma, ben gitmeyeceğim çocuk. Sen girme. Niye yardımcı olmadınız? Ne var Murat'ı bulsaydı? Evladı değil mi? 2008'de bu bayan gitti, çocuğu buldu. Yalan söyleme! Çocuk ne? Yalan benim söyleme! Adam beni satmıştı. Anasıyla babası satmıştı. Ya tamam işte annesi babası satmış akrabaları. Her bu da 13 yaşındayken bana. Evladını her elinden almışlar. Bana. Niye bir de sen vuruyorsun? Yardımcı olsana. Yalanım. Ne? Ne 35 senedir benim yanımda değil. E tamam 35 sene. Tamam da sana da güzel güzel bakmış, çocuklarına bakmış. Kendinden bakmış, olmayan çocuklara bile bakmış. Beyefendi baktım diyorsunuz, kızıyorsunuz da 40 yaşındayken 14 yaşında çocuğu aynen almayı öyle. Nasıl yedirdiniz kendinize? Nasıl 14 yaşında bir kızla evlendiniz? Sapıklık yaşınız bu ya. Bana bak bana. Ya size bana soruyorum. Bak, ben sana söyleyeyim. Ha söyleyin. 40 yaşındasınız, 14 yaşında kızı niye aldınız? Ben 40 yaşında değilim. Ne diyor tabii ya senin bu? Büyük kızı bile benim üstüme kayıt olmuyordu. Bak, o kadar küçüktün doğru bak. Konuş. Beni dinle. Sen kızınla aynı yaşta. Önce babası 90 yaşına bir adama vermişti. Verdi ben doğru konuşuyorum verdi. E diyor zaten verdi. Ben söyledim verdi. Hülya ben abla. Yalan konuşmuyorum. Hülya abla sakin ol. Beyefendi ya geçmişini zaten burada anlattı. Biz diyoruz ki kızın yaşındaki başka bir çocuğa bakmışsın, onunla evlenmişsin. Ya ben onu... Heh. Ben o... Alo! He söyleyin dinliyorum ben buradayım. Ben onda 12 yaş büyüküm. Yahu bak. Sen bu kızı kadını o dönem 14 yaşındayken almadın mı? Ya, evlenmedin ya mi? Ben diyor, bir çocuk anasıyım. Ya bırak onu 14 yaşında bir çocuk anası deyip de nasıl olsa büyüdü ben evlendim şaka değil mi? Şaka gibi ya. Ya hala böyle zihniyetler var ya aramızda ya. Korkunç ya. Ya dur ben aldım dur gari. Ya dur beyefendi konuştum. Şaka gibi ya. Dikkat edin ya. Ay gerçekten ya, şaka gibi. Bu kadar aşağılamayın yani. Konuşmak istemiyorum. Valla al ya. Çocuk. Hülya abla benim de sinirimi bozdu. Benim, gel otur. Gel otur. Ağzımı açtın. Al. Vallahi al. Ben dur karıyım değil mi? Sen. Benim ağzımı açtın. Yani gerçekten şimdi kendimi zor tutuyorum senin ya. Senin kardeşlerin üçer karı getirmiş. 14 yaşında. Hepsinin resmi nikahı yok. Bir tek benim vardı. Ya zaten anlaşılmıyor dedi ya. Zorla yaptım zorla. Çocuklarım o beşi de benim çocuklarım. Ben ölünce kadar da onlar benimdir. Bak bir şey ama söyleyeceğim. Sen beni yedin bitirdin Murat'a. Murat senin neydi senin değildir.
Hülya abla. Ben sana 5 tane çocuk büyüttüm. 3 kız 2 oğlan. Hepsini büyüttüm. En sonunda böyle yaptın bana. Tamam. Hülya abla. Ben Dülkarı değilim. Hülya abla. Dülkarıyım. İnşallah ya senin kızların Dülkarı olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok. Gerçekten böyle bir şuursuzluk olamaz ya. Olamaz. Çok böyle zihniyetler hala aramızda olması var, inanılır var, gibi var. Değil. Adama diyorum ki sen koca adamken bu kadıncağız o dönem 14 yaşındayken gelin diye almışsın. Dul karıydı diyor. Hani evet. 14 yaşında olması problem değil. Hayır özrü kabahatinde. Bir de diyor ki zaten mi? Diyor duldu diyor. Bakar mısınız? Ve bunu söyleyebiliyor ya. Ve canlı yayında. Ya inanamıyorum ya bu zihniyetlere. Yani bir eşya gibi bahsediyor işte. Hani bir insan değil. O tanımıyla beraber. Rezillik ya. Vallahi rezillik gibi. Ya. Özrü kabahatinde. Böyle ifşa diyorsun? Edeceksin. Böyle tipleri geleceksin ifşa edeceksin yani. Bak gerçekten ve su bile vermeyeceksin. Ben niye telefonla konuşuyorum ki? Ya bunu niye aldın? Ama konuşsun da biraz evet. Gerçekten burada böyle senin gibi zihniyetlerin nasıl tepkiyle karşılaştığını böyle gösterelim. Ya da konuş değil konuş. Mi? Ben sana zorla vardım. Acayip, acayip gerçekten sinir oldum. Çok üzücü. Çok çok üzücü. Aslında dedi ki. Babası dedi 90 yaşında bir adama vermişti dedi. Aslında babada başlıyor. Yani o demek istiyor ki babası evladına değer vermemiş, vermiş. Arkasından ben vermişim ama şeyi kabul etmiş. Şunu söyleyebilirdi ama 90 yaşında birisine vermesini engellemek için ben evlendim diyebilirdim. Evet. Makul şeyi kabul etmedi ama o bağırışta ayrı. Gitti ama şey dedi. Aramızda 12 yaş fark vardı dedi. Yalan bakın söylüyor. Bakın yalan 12 hayır, hayır. 12 olsan o dönem 14 fark yaşında hayır, ama Hülya abla. Diyor, Fulya şunu demek istedi. Tabii ki öyle. Hayır bizim aramızda şu anda 12 yaş fark var diyor. O kadar küçük değildi diyor Hülya Hanım onu söylemek istedi. Bir dakika istedi. Bir dakika. 14 yaşındaki bir çocuk küçüktür. 12 yaş büyükse 26 yaşındaydı. Şu anda diyelim ki hanımefendi 40 diyelim o 52 yaşındadır. Evet bir büyüklük bahsedilmeyebilir ama 14 yaşındaki için 10 yaş bile büyük olsa çocuktur o ya. Tabii ki hocam ya o bir tartışılmaz ben zaten. Ben size şöyle söyleyebilirim. Hani 90 yaşında birisiyle evlenmeyi engellemek için evlendim dese belki makul görülebilirdi. Onu da demedi. Yaptığı tanım ki söyleyemiyorum onu hiç hoş değil. Şöyle olduğu için ben evlendim. Korkunç ya. Ya. Yani. Ha başka bir cümle söylesin belki. Ya 10 yaşında da olsa onun için hiç problem değil. Hayır olmaz 14. Hani yani, anladın mı adam için 18 demek. 18 yaş altı çocuktur ya. Bir de şey söyledi o oğlunu buldu gibi bir şey söyledi ama çok anlamadık. Evet öyle öyle. Ne demek istedi? Öyle yalan bir şey söyledi. Söylüyor yalan. Yalan söylüyor ablacığım yalan söylüyor. Onu her şey yalan. Telefonda çok... başka kim var? Kim var şu an? Üvey oğlu olacak. İstemiyorum sesi geldiği zaman. Üvey oğlun Bahri. Hülya abla. Hülya abla beni şu an 2 dakikada sinirlerimi alt üst etti bak, yani. Ben nasıl dayanmışım? Sen bunca yıl... 39 senedir ben bu adamın çilesini nasıl çektim Hülya Hanım? Bir Allah biliyor. Baksana ben sığınma evine yerleşmiş kadın. Hülya Hanım ben sen ona baktım diyor. Komşularıma aç. Allah razı olsun işte ekmek verdi eve hani onu bak, şey yapıyor. Ekmeği anlat... bile bana çok zor bu zoruna gidiyor. Ben onun ekmeğini yemişim ya. Bir böyle bir şey ya. Var mı ya? Hayır baktım. Sen de onun birkaç onun da sen evlatlarına bakmışsın. Hülya Hanım ekmekten bahsediyorsun. Senin olanlarda nasıl babacı çıkmış ben de onu anlamadım. Ha? Hani babaları gibi. Baktı denmez eşi ya eş eşe baktı olur mu? Ya evet dayanışmadır ya. Bu. Ben ona baktım diyor yani hiç hoş değil. Soğuk su dökmek nedir Hülya Hanım? Ya beni adam her gelişte soğuk suyla beni banyo koyuyordu. Soğuk suyla yıkıyordu. Niye soğuk suyla derdini kimse yıkıyor? Anlatamıyordu. Ya biriye sinirli zaman biriyle şey ol, kavga etti mi hemen tüt Hülya. Cezalandırıyor ceza, muydu seni? Cezaevine götüreyim seni. Cezaevine götür. İkide bir cezaevi. Cezaevi benim banyom. Soğuk su döküyor üstüne. Soğuk su. Buz gibi. Bizim orada kar var ya buz. Kovaları dolduruyordu, getiriyordu beni içine koyuyordu. Burası neresi? Ben unuttum. Ağrı'da mısın? Malazgirt. Muş, Malazgirt. Muş'tasın. Of. Evet. Hı-hı. Aa bu sana ders olsun. Bu eziyet suçu yani eziyet bu. Hukuklara yer var. Ya Hanım baksana yıllardır beni oğluna sınıyordu. O benim... Tamam söylemedim ben çocuğumdan bahsetme diyordum. O gittikçe üzerime geliyordu. Gittikçe en az günde 5 kere 7 kere oğlumdan bahsediyordu. Ama ciğerim parçalanıyordu Fulya Hanım. Senin o en hassas noktan. Heh. Senin yaran. Beni onunla vuruyordu. Seni niye onunla sana yardımcı olacağına. Ki Fulya Hanım. Gel o dönemki muhtara işte muhtarı bulalım. O dönem heh. O köye gidelim heh. Şunu yapalım diyeceğine. Tabii. Seni... Buradan vurmaya çalışmış evet, yıllarca. Murat üzerinden. Murat diye Murat diye kafasına çizmişti artık.
Ya ben senin 5 tane çocuğunu büyüttüm Fulya Hanım. Benim hiçbir hatırım yok. O büyüttüklerinden bir tanesi de Bahri. Ben karıyım, tamam. Anlaşıldı. Fulya abla. Değil mi? Büyüttüklerinden bir tanesi de Bahri onun. Evet. Değil mi? O da o da aynı babası gibi. Ay sinirim aynı, bozulacak aynısı. Yine. O da sinirimi bozduruyor. Bak bana bozduruyor. Gelecekler ha. Aynı babası gözünüzü gibi. Gözünüzü seveyim vallahi billahi. Ben tutamıyorum çünkü ben biliyorsunuz yani. Ne yazık ki. O da aynı babası gibi hiç onu bak. Böyle rol yapamayan, politik olamayan bir insanım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen... Bahri Bey merhaba. Merhaba. Hayırlı yayınlar hanımefendi. Vallahi hiç hayırlı yayın olmuyor. Duyduklarımızdan sonra. Hanımefendi, duyduklarınızda her şey şu şekilde söyleyebilirim hanımefendi. Ha, buyurun. Sesimi alabilir misiniz duyuyor hanımefendi? Duyuyoruz biz sizi. Hayırlı yayınlar hanımefendi. Niye öyle isyan ediyorsunuz ki? Ne diyor? Babam bu? Kendini ifade edemiyor. Bak ben arkadaşları aradım. Tabii baban ifade etmiyor. Sinirli. Bir de herkes bizi arıyor şu anda. Anlatın gerçekleri. Gerçekleri şu şekil. Babam, annem diyor ki ben de 14 yaşındayken evlendim. He. Zaten geldiği zaman ben 5 yaşındaydım. Şu anda 34 yaşındayım. He. Seni bak büyütmüş 5 yaşında. Tamam büyütmüş. Allah razı olsun. Tamam. Ama biz çocuğunu olduğunu bilmiyorduk. Bak ben geçen sene kaza yaptım hanımefendi. Bir ölü oldu. Trafik kazasında. Ama... Ben Erdiş'te kalıyordum. Çocuğuna ben, geçmeden önce babanızın uyguladığı şiddetlerden bahsediyor muyum? Şu şekil babam, bak ben sizin orada arkadaşları aradım. Babam kendini ifade edemiyor. Babam ne konuştuğunu bilmiyor. Türkçesi iyi değil. Tabii tabii. Kadınları dövünce... Vallahi ifade ettiği kadarıyla da... Kadınları bak, dövünce kendini ifade ediyor. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Bak senin şeylerini söyleyeceğim buraya. Söyle, bak ne söylüyorsan ben yarın beni, oraya çıkıp geliyorum zaten. Bak ben yarın, bak ben şu anda İstanbul'dayım. En çok senin ben yarın yüzünden oraya geleceğim, yüz yüze konuşalım. En öyle çok bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Bak, kendini orada acındırmanın bir anlamı yok. Ne gerçekler varsa anlatabilirsin. Bak beni kendini, Hülya abla bak, kendini acındırma, acındırmanın bir anlamı yok diyor. Nasıl yani? Gerçekleri konuşalım. Bak yüz yüze gelip de gerçekleri konuşalım ya. Kadının çekmediği yani. Çile kalmamış gözünü seveyim ya. Ne çilesi çekmiş? Biz çekmedik tabii, mi? Tabii. Ben onların yüzünde kendime kurşun bırakmadım tabii, mı? Tabii. Sen 13 tabii. yaşındayken 60 yaşında de, bir adamla evlendirildin mi kardeşim? Ben kendime kurşun bıraktım onların yüzünden biliyor musun? Niye bizim yüzümüzde vurdun? Kendi baban sen, kendi baban vurdu benim seni. Benim babam mı yoksa sen mi yaptın hep buraları? Ben kaza ederken adam ben ölürken sen evi bırakıp gittin. Sen 5 yaşında değil, sen 2,5 yaşındaydın ben geldim. Doğru konuş. Sen 14 yaşındaydın geldin. Ben bilmiyor muydum? Sen düğününü hatırlıyorum bile. Oğlum sen neydin? Dün bilmiyorsun sen nasıl neydin? Nasıl bilmiyorum? Bak bak. Senin doğumunu biliyorum oğlum. Sen 3,5 yaşındaydın ben geldim. Tamam 3,5 4 yaşındaydım dedim. Sen şu anda kaç yaşındasın? Sen ben 34-35 yaşındayım. Tamam. Sen 35 yaşında mısın? Ben seninle konuşayım. Fulya ben bununla konuşamıyorum bak. Bununla konuşmuyorum. Bak eğer çok sen değilsin. Hayır niye sen anlatıyorum? Hayır ya. Ya. Benim ağzımı açtırma. Hülya abla. Ben yarın zaten programa geleceğim. Niye bu kadar vicdansız ve merhametsiz davranıyorsunuz? Ben yani vicdan, seni bak bu yaşına kadar büyütmüş. Doğurmadığı halde. Ben 5 tane kardeşiniz hep. Tamam Hülya ablacığım bir saniye. Ben en sonunda kendimi ifade etmek istiyorum. Gerçekleri konuşsun. Tabii, ben bir şey demiyorum ki. Ya bir evladını arıyor. Hanımefendi bak bak. Bağırmanın, çağırmanın ben terbiyesizlik etmiyorum. Ben demiyorum bana bakmamış. Bana bakmış ama bazı sıkıntılar olmuş. Bak ben şu anda ablama şu şekil söylüyorum. Bak sen de kardeşim gibisin. Bugün biz saygısızlık yapmıyoruz. Her hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Biz cahil insanlar değiliz. İnsan derdini öyle bağırmakla, öyle çağırmakla olmaz. Tabii. İnsanın acısı oldu mu? Onun da yaşadık. Tamam acısı oldu mu? Bizim de acımız var. Biz de çektik. Ben şu anda 34 yaşındayım. Ben geleyim abla. Sen bana dersin ki 60 yaşındaki bir insan gibi. Onun anlatmadığı gerçekler nedir? Siz onu söyleyin. Buyurun yayındasınız. Ablam ben yarın yayına geleceğim. Ve anlatmak bak orada. Ben istemiyorum. Bize. İstemiyorum. Ne? Sen gelsen ben burayı terk edeceğim. Terk etsen de ben geleceğim. Sen gelsen ben burayı terk doğru edeceğim. Doğru bir insan var ya. Bak sen doğru konuşan bir insan hiç kimse doğruluktan kaçmaz. Bak sen buraya alnın gelsen açık olacak ben burayı terk ve gerçekleri bak, anlatacaksın. Senin kardeşlerin de orada. İstemiyorum. Zorlarım. Hepsi i̇stemiyorum. De orada. Ben geleceğim yarın. Hülya abla bağırma lütfen. İstemiyorum. Lütfen daha sakin ol. Sesinizi bile duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum.
Ne hale getirilmiş yani. Yaşadığı şeyler. Korkunç bir dram var. Evet, ciddi korkunç bir dram ve travma var. Psikolojik travma var. Yani müthiş bir travma. Ama Hülya Hanım en azından beyefendisi anne dedi. Biraz oradan hani yumuşayın. Bakın anne dedi. Hani haklısınız. Hocam, çok travma yaşamışsın. Sakin İlk defa duydum bana anne dedi. Ama dedi yani. Sonuçta dedi. İlk defa duydum evet, hocam. Anladım. İlk defa duydum. Yalan söylüyor. O da aynı babası gibi yolundan gidiyor. Hülya ablaya bu kadar nefret, kavga, kıyametin tek nedeni senin Murat'ı arama isteği evet. miydi? Evet. Bu mu yani? Evet, hepsi öyle. Ailem bile istemiyor. Sen hep yıllarca Murat'la yatıp Murat'la mı kalktın evet. peki? Evet. Ben niye yalan Murat söyleyeyim Fulya Hanım? Benim evladımdım, ben arayacağım. Hastayım ben iyi değilim. Ben 5 kere ameliyat olmuşum. Murat şimdi kaç yaşında? 39. Ha doğru, 39 yaşında. Evet. Denizli'deyken senin yanından alındı. Evet. Doğru mu? Evet. Hangi köyde? Hangi köyde? Beleri köyü, Çardak. Ha? Çardak, hani Çardak. Denizli'ye gittim ya amcamın tamam. kızın evinde. Tam köyün adını söyle. Köy değildi. Esentepe. Tamam, Denizli'den 6 aylıkken Murat senin yanından alındı. Senin amca kızın tarafından. Evet. Birisine verildi. Ama kime verildi? O henüz bilinmiyor. Evet. Hülya Hanım, ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece oğlumu görmek istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Oğluna kavuşmak evet. istiyorsun Murat'a. Ben bu yaşta gidip de oğlumu, 39 yaşında oğlumu alıp götüremem Hülya Hanım. Hı hı. Ben oğluma derdimi bir kere anlatayım. O da dinlesin beni. Herkes yoluna. Artık onun şeyine kalmış. İster desin, sen benim annem değilsin. Ağzından geleni söylesin bana. Hülya abla, ben senin amca şey kızı yaşıyor mu? Hayır. Öldü mü? Öldü. Bir tek o bilmiyordur herhalde bu şeyi, değil mi? Başka aileden bilenler var mıdır? Babam biliyormuş, babam vefat etti. Hiç söylemediler mi hangi aileye verdiklerini? İşte söylemiş ya, Yeşilyova vermişiz. Hı hı. Ana adı Şerife, baba adı Hüseyin. O aileye verin. Görüyorsunuz bak ben bu dur bir bu daha söyle adamları belki şimdi görüyorsun ya. Dur Hülya abla, farkındayım yani, çok enteresan tabii ailen. Hülya abla, efendim? Kime verilmiş Murat? Bir daha söyle tam böyle Şerife, isimleriyle. Su ismi söylemeyeyim de. Su ismini söyleme söyleyeyim. Söyleme soy ismini, tamam. Söyleme isimleriyle. Şerife bir de Hüseyin. Şerife Hüseyin. Hüseyin. Evet. Çiftine. Evet. Bu bunlar Denizli'de yaşıyor. Evet, Yeşilova'da yaşıyorlar. Yeşilova'da. Evet. Şerife Hüseyin çiftine 39 yıl önce verilen bir bebek. Denizli'de, Yeşilova'da yaşayan Şerife Hüseyin çiftine verildi Murat. Evet, 6 evet. aylıkken verildi. Hülya abla onun adını Murat koydu ama muhtemelen aile onun adını falan değiştirmiştir. Komşuları dedi. Bilenler, tanıyanlar varsa... 39 yıl önce Denizli'de bu acı olay yaşandı. Hülya ablanın koynundan oğlum, alındı Murat, bebeği 6 görürsen, aylıkken. Eğer beni görürsen, eğer sesim sana gelirse, eğer beni görsen televizyonda, yıllardır senin hasretini çekiyorum oğlum. Ama seni bulamıyorum. Bulamıyorum. Benim her kapıya gittim. Kapılar bana kapandı Murat. Ben seni görmek istiyorum. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Oğlum seni benden çaldılar. Seni benden çaldılar. Her gün her gün seni benden sınıyorlardı, sınıyorlardı. Nerede oğlum, nerede oğlum? Git oğlunu bul. Oğlum seni görmek istiyorum. Ben sadece seni görmek istiyorum. Oğlum bir kere beni dinle. Yalvarıyorum sana, kimseye inanma, kim sana ne demişse yalandır, seni benden çaldılar oğlum beni, bir kere dinle oğlum. Bir telefonumuz varmış Hülya abla, bir dakika, önemli iddiaları varmış, bu konuyla alakalı bilgisi var galiba. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi. Merhaba Hülya Hanım. Merhaba. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben Hülya ablayı tanıyorum. Hülya abla da beni tanıyor. O yüzden az önce ikinci eşi bağlandı ya. Evet. Yok işte ben ona baktığımda ekmek verdim, şunu verdim, bunu verdim dedi.
Bir lokma ekmek verirdi o kadına ama o kadının burnundan da getiriyordu. Ay, ay Hülya abla. Sokak ortasında. Gelin arkadaşlar hemen gelin. Hülya abla şu an bir baygınlık geçirdi. Ayaklarını tamam. Kaldır, ayaklarını tamam. Kaldır. Mehmet hocam da ilgileniyor. Tamam, bırak. Şunu döndürelim, tamam. Ayağını kaldır, iki ayağını kaldır. Kaldır. Gerçekten çok acı. 39 yılın acısı, merakı. 39 yıl boyunca hep Murat'ın adını sayıklamış Hülya abla. Evet. Elinden alınıp verildiği için evet. Kendini çok daha kötü hissediyor. O anlattığı şiddet, anlattığı şeyler. Baksana, baba evinde. Baksana soğuk suyla ceza veriyormuş adam. Baba evinde insan gibi görülmemiş. Bir başlık parası karşılığında alınmış. 90 yaşında adama verilmiş. Ya. O 13 yaşındayken 60 yaşında adama veril. Sonra çocuk doğur. O adam ölsün. Çocuğun da başkasına verilsin. Sonra seni bir daha yaşlı bir kendinden yaşça büyük bir adama versinler. O adamın çocuklarına bak. Bir de ondan çocuk yap. Ne durumda hocam? Ha, tansiyonu yükseldi. Değil mi Mehmet hocam? Getirin onu. Ne ismini hatırlıyor musun? Tansiyon ilacını şimdi getiriyorlar. İlacın ismi. Ha bilmiyor. Şey getir. Peki Hülya abla hocam siz de şey yapabilirsiniz. Hocam şurada. Ben takacağım hocam. Tak onu. Tak. Çok mu yüksek hocam tansiyonu şu an? Lazım. Öyle mi? Yani şimdi yaşadım mı sayıyorsun bu hayatı? Yaşadım sayıyor musun yani? Göğüs ağrısı. Vallahi billahi ya. Yanıyor. Yanıyor. Yanıyor değil mi? Çok üzüldüm. Ben Hülya ablayı bugün tanıdım yayın öncesi. Yayın öncesi de ben onunla bir odada sohbet ettim. Çok etkiledi onun hayatı, hikayesi. Gözlerinden zaten acı akıyor, dram akıyor yani. Allah yardımcısı olsun. İnşallah Murat'ı da bulursak, kavuşturursak bir nebze de olsa mutlu olur belki yani bu hayatta. Şimdi bu tarafta müdahale devam ediyor Mehmet Görgülü hocam ve sağlık ekibimiz. Koltukta müdahalelerini yapıyorlar. Yan tarafta da Yıldız abla var. Yıldız ablanın da hikayesi hemen hemen aynı biliyor musunuz? Yıldız abla da iki evladından ayrı. Yani 23 yıl önce iki evladı ondan alınmış, verilmiş. O da iki evladını yıllardır arıyor. Onu evladını alanlar, başkalarına verenlerse kayınvalidesi ve kayınpederi. Yani hep niye hep zarar, hep ziyan en yakınlarımızdan geliyor ya. Gerçekten değil mi? Hep öyle oluyor Yıldız abla. Evet abla. Hep aileden çıkıyor veya yani hep yakınlardan çıkıyor yani. Senin canın hep yakınlardaki insanlar. Belki de en güvenmen gerek. En sevdiğin belki. Yani hep onlar geliyor darbeyi vuruyor yani. Yıldız abla senin hikayeni de dinleyelim. 23 yıl önce sen bir evlilik yapıyorsun. Evet. 13 yaşındayken evlendiriliyorsun evet. Sen de. 12, değil mi? 14, evet. Evlendiğin adam Hüseyin miydi? Hüseyin. O kaç yaşındaydı evlendiğinizde? O büyüktü biraz. O ne kadar? Senden kaç yaş büyüktü Yıldız ablacığım? O 16-17 idi herhalde. 16-17 yaş mı büyüktü evet. Senden? Ha. Peki. Öyleydi. Sen de hiç tabii istemeden o yaşta seni bu adama verdiler. Evet. Peki sonra Yıldız abla sen bu adamla beraber oldun, evlendin, bir çocuğunuz oldu. Evet. Değil mi? 3 yaşında oğlum oldu. 3 yaşında oğlun oldu. Biraz daha yüksek sesli o Yıldız abla. 3 yaşında oğlum oldu. Sonra? Bir daha hamile kalmışsın galiba. Gemi haline kaldım. Hı hı. Ondan sonra o askere gitti. İkinci çocuğuna hamile kaldığında Hüseyin evet. Bey askere gitti. Evet askere gitti. Sonra ne oldu? Sonra dediler ben doğum yaparken ben uzun elindeydim. Neredeydin? Uzun elindeydim.
Uzun askere gittiğinde galiba vefat haberi gelmiş değil mi evet, Hüseyin Bey'in? Evet. Ha? Doğum yaparken ölü haber geldi. Öldü dediler ama. Niye ölmüş? Vurulmuş mu yoksa yok, hastalıktan kanserden mı? Kanserden ölmüş. Kanserden, kanserden mi? Sen bilmiyor muydun kocanın kanser olduğunu? Bilmiyordum abla. Askerde vefat ediyor koca. Evet. Sen de o zaman hamilesin. Hamileyim ikinciye. Ama kızım... Allah Allah bak seninki de... Aynı farkında mısınız hikayeler yani? Peki şimdi bir ara vereceğiz. Bir reklama gidelim. Bir herkes de bir toparlansın. Reklamdan sonra burada olacağız. Filiz Gökkurt evinde 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Benim çocuğumun anası öldürüldü. Evde bulan benim. Maktülenin elinde senin künyen çıktı. Ya ben yapmadım şeyi nasıl anlatacağım? Kim girdi öldürdü o zaman yani? Yıllar sonra eşinin cezaevi arkadaşı ortaya çıktı. Karısını Aziz öldürdü dedi. Eşinin kendisini öldürdüğünü bana birkaç defa teneffüs etti. Bıçakladım öldürdüm attım dedi. Az sonra Fulya ile Umudun Olsun da. Fulya ile Umudun Olsun demek için bizi her zaman arayabilirsiniz. 7 gün 24 saat bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız 0539 388 2838. Vallahi bugün stüdyoda tansiyon çok yüksek gerçekten. Sağlık ekipleri yetişemedi artık yani buradaki sizlerin durumuna. Neyse biraz daha kendine geldi Hülya abla. Yıldız ablayla da konuşmayı sürdüreceğim ama bir seninle devam edeyim Hülya abla. Tamam. Çünkü az önce o kadar çok şey yaşandı ki seyircilerden de bazıları tepki göstermiş. Sana da bana göz gösterenler var. Ya bakın yani hepimiz tabii ki insanız. Ve biz buradaki insanları bu stüdyoya almadan önce hani konuşuyoruz, araştırıyoruz, inceliyoruz. Evet. Bazı işte kanıtları oluyor, delilleri oluyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bildiğimizde bazı şeyler oluyor. Ona göre de insanız ve tepki de gösteriyoruz. Az önce senin o eşin bağlandı ya, ismini vermek istemedim. Yani söylediği şey, şimdi yani... Allah kitap aşkına ya. Yani adam telefonda diyor ki o zaten bana geldiğinde kaç 14 yaşında duldu falan diyor. Yani şimdi ben bu adama ne yapacağım? Vallahi söyleyin bana ya. Ne yapayım yani? Şimdi ben tepki göstermeyeyim mi? Tepki göstermesen, işte tepki göstermezsen onlar öyle rahat rahat konuşur. Güzel kardeşlerim, biz sesimizi çıkartacağız. Sesimizi yükselteceğiz ki öyle rahat rahat konuşamasınlar. O zihniyetlere tepkilerimizi biz her şekilde göstermek zorundayız. Değil mi? Öyle mi değil mi? Vay şimdi öyle bağırdı da bilmem ne de. Ya iyi yapmışsın doğru söylüyorsun ya bak görüyor musun dul gelmiş sana ne kadar haklı adamsın mı deseydim. Ne deseydim? Sonra da işte o zihniyetler o adamlar çıksınlar tepemize. Sen sus ben sus o sussun. Ne yapacağız susa susa? Ya bırakın Allah'ını severseniz. Her şey daha başka şeylere duyar kasalım güzel kardeşlerim. Daha başka şeylere. Neler var neler yani. Gelin onlara sesimizi çıkartalım, yükseltelim. Biraz sonra yine beyefendiyle de konuşuruz da. Ama esas önemli olan şimdi biz Murat'ı arıyoruz. Yıldız abla. Ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Tamam ben haklısın. Ben sadece oğlumu görmek istiyorum. İster... Haklısın. Söyle sen benim annem değilsin. İşte ağzındaki geleni söyle. Yeter ki oğlumu öleyim, göreyim. Ondan sonra vallahi çekip kadınlar gideyim. Konusunda da. Ölsem de gam yemem. Kadınlar konusunda beni bir dinlesin oğlum. Pozitif ayrımcılık da yapılması lazım. Bu kadınlar tamam, bu ülkede büyütmüş. Neler çekiyor ya? O da büyütmüş. Ya neler çekiyor, bir neler şey yaşıyor ona. Bu ülkede? Şimdi diyecekler ki kurgu bu. Bir de bu var ya. Arkadaş diyorum ya. Yani gerçekten keşke kurgu olsa diyorum şu program. Ya ben... Vallahi bile o kadar çok sinirleniyorum ki şu soruyu duyduğum zaman kurgu mu oradakiler diye. Ya bu ülkenin gerçekleri hepsi yaşanmış o olaylar. Denizli Yeşil Yuva. Evet Yeşil Yuva. Yeşil Ova demişim az önce. Veya evet. İşte kafa gitti ya Hülya abla o yüzden. Sen de galiba öyle dedin ben de öyle dedim. Denizli Yeşil Yuva sakinlerine sesleniyorum. 39 yıl önce... Şerife Hüseyin çifti yaşıyormuş orada. Denizli Yeşil Yuva'da.
Hülya ablanın 6 aylık bebeği o çifte verilmiş. Hülya abla bebeğin adını Murat koymuş. 6 aylıkken de amcasının kızı alıyor, o aileye veriyor. Amcasının kızının adı neydi Hülya abla? Şehrinaz. 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 Şehrinaz alıyor, Şerife Hüseyin çiftine veriyor. Denizli Yeşil Yuva sakinleri, bu konu hakkında bilgisi, fikri olan varsa telefonlarınıza muhtacız. Şimdi kim var? Hülya Hanım'ı tanıyan bir izleyicimiz. Az önceki hanımefendi mi o? Başka mı bu? Alo. Alo. Merhabalar, buyurun. Merhaba. Selamlar. Buyurun, sizi dinliyoruz. Duyuyorsunuz beni, duyuyoruz, değil mi? Duyuyoruz. Muş Malazgirt'ten ben arıyorum. Hülya abla bizi çok iyi tanıyor. Hı hı. Çocukluğumdan biri hatta onu tanıyorum. Hı hı. Eşi aradı ya, Fahrettin Bey. O ismini vermek istememişti. İsmini vermeyin adamı. Hayır, benim ismimi vermeyin lütfen. Yok, o adam da ismini vermek istemedi. O yüzden dedim. Siz de bence duyulsun da herkes onun yüzüne tükürsün. Biz Hülya ablanın neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Kapı komşuyuz. Hülya abla. Tanıdım neler canım diyoruz? Benim. Tanıdım. Sağ ol. Hülya abla neler diyorsa hepsini doğru söylüyor. Allah ben razı olsun. Ben küçükken çok iyi hatırlıyorum, kocası taşla onu kovalayıp da başını taşla patlatmasını bile ben o anı bile gördüm. Tepeden aşağıya kadar sürüklediğini ben bile gördüm. Bütün mahalle buna şahit. Hepimiz buna şahidiz. Bütün mahalle şu an hepsini bağlasanız hepsi de Hülya ablanın hikayesini hepsini canı gönülden anlatır. Ve hani büyük oğlu telefon açtı ya, hani şeyi söyledi. İşte ben senin yüzünden intihar ettim. Asla, ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Oğlu kendi babasının yüzünden intihar ettiği günü çok iyi biliyoruz biz. Kapı komşuyuz biz. Hepimiz de çok iyi biliyoruz. Hülya ablanın neler çektiğini biz hepimiz iyi biliyoruz. Allah kesinlikle razı olsun. Kesinlikle eşinin dediğinin hiçbir şeyine asla inanmayın. Asla. Allah razı olsun ablacığım. 7-24 saat onların evinde hep kavga, dövüş. Onların bir sürü hayvanları var. Hülya abla 7-24 saat o hayvanların içindeydi. 7-24 saat. Bütün mahalle hepsi onun neler çektiğini hepimiz de çok iyi biliyoruz. Hani şu bu kocası açtı şunu dedi, bunu dedi, asla inanmayın. Malazgirt hepsi buna şahit. Hepsi. O yüzden hani eşi açıp da dese ki Hülya beni bırakmış, biz ekmek ver. Ekmeği veriyordu ama burnundan getiriyordu. Burnundan getiriyordu. 7-24 saat Hülya ablayı dövüyordu. Taşla, sopayla. Herkes görüyor biz muydu? Biz şu an Hülya ablayı şu an televizyonda gördük. Benim annem sabahtan beri ağlıyor. Ablacığım benim hani hayvanların peşinden gidiyordum ya. Kara lastik var, siyah biz ona diyorduk. O kara lastiğin içinde dolu kan olmuyor muydu? Ayaklarım böyle evet, çatlıyordu. Evet, doğru. Sen görüyordun ya. Sürekli her zaman onu dövüyordu. Her zaman. Görüyordun her sen zaman. Ya. Hülya abla sadece eşine bir çok af buyur sadece bir hizmetçiydi. Hizmetçi olarak götürmüş beni. Hizmetçi olarak. Başka şey. Bak Hülya ablanın iki oğlu da vardı. Niye onlar sahip çıksınlar? Onlar çıksınlar. Hadi kendi evlatları var. Büyük oğlu yüzünden çok kavga ediliyordu. Onun yüzünden çok aşırı dayak yiyordu. Çıkmıyorlar saat onların evinde hep kavga vardı. Oğulların yüzünde hep kavga vardı. Bütün mahalle hepsi Hülya abladan süt alıyordu. Herkes evet. Ondan süt alıyordu. Evet ama bana para vermiyordu ki. Ben gece gündüz çalışıyordum. Hülya abla dayak içindeydi. Bana 1 milyon vermiyordu. Düşünsene. Bunu orada. Bunu elbiseyle giyiyordu. Bunu ayakkabısını giyiyordu. Sen hatırlıyorsun değil mi? Zaten en sonunda kaçmış. Yani sığınma evine yerleşmiş. Ablacığım. Şimdi bir kadın mutlu olduğu evini bırakıp niye sığınma evine gitsin ki? Değil mi? Allah razı olsun. En sonunda burasına kadar geliyor ve sığınma evine gidiyor. 2 senedir ben sığınma evdeyim. Kaç? Niye? 2 sene. 2 senedir. Evet. Hülya Hanım. 2 sene. Hülya Hanım. Sizi Allah evlendirirken razı olsun devletimizde. Babanız başlık parası aldı mı? Aldı. Ben niye yalan söylüyorum? İki defasında da ikisini de aldı mı? İkisini de aldı. Yani böyle de babalar aldı. Aldı. Ben niye ama ya söylemek istemiyorum. Almış duydum da. Ama ben parayı yapmak görmemişim istemiyorum. Hocam. Evet. Ben yalan konuşmam.
Parayı ben görmemişim. Yani insan konuşamıyor. Denecek evet. bir sürü şey var ama evet. program icabı söyleyeyim. Sosyolojik analiz yapamıyorum. Allah rızası için herkes Malazgirt, bütün Malazgirt arayın burayı. Fulya Hanım'ı arayın, konuşun. Bak, konuşun. Benim neler çektiğimi konuşun, söyleyin. Herkes zaten duyuyordu benim herhalde. Ben bir hata yaptım. Bir şey yaptım, kötü bir şey yaptım. Hepsini söyleyin. Benden bir hata buldunuz mu? Söyleyin. Çekilmeyin. Fulya Hanım'a her şeyi söyleyin. Ben yavrumu arıyorum. Bunlar başka bir şey düşünüyorlar. Ben yavrumu arıyorum. Bir şey aramıyorum. Sadece yavrumu arıyorum. Başka kadınlarla birlikte oldu mu? Tabii şu anda? İki tane karı getirmiş. İki kişi daha. Evet. İmam nikahı. İmam nikahıyla ben sizden nasıl, sonra. Onlardan evde, çocuk... Hayır hayır, bir aylık, iki aylık. Hülya abla, sen evden gittikten sonra başka kadınlar getirmiş. Evet, iki tane getirmiş. Biri bir ay kalmış, biri de bir aydan fazla kalmış, gitmiş. İkisi de gitmiş mi? Kim dayanır bunlara? Ha. Şimdi başkası var mı hayatında? Bilmiyorum şimdi, öyle duydum. Var. Bilmiyorum şimdi var mı, ama kadınlar terk etmiş onu. Ha, o iki getirdiği kadın terk Hı-hı. etmiş. Şimdi bu benim üvey değil miyim? Ben onlar gibi değilim. Benim büyük oğlum konuşan. O da inadına gitmiş evimiz arkasında ev yapmış. Hülya burada diye, yani ben burada yokum ya, ben bitmişim, ben ölmüşüm ya. Gitmiş evimin arkasında ev yapmış. Yani ben düşmanım ya. Hülya olmasaydı. Hülya abla, oğlun Ömer hatta. Yapsınlar. Oğlun Ömer hatta. Ömer Bey. Ne oldu? Ne oldu Hülya abla? Bir şey olmadı. Ömer Bey. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Annenize çok üzüldüm. Çok üzüldük hepimiz. Ya anneme bak şimdi hepimiz üzülüyoruz bak. Ben de üzülüyorum bak, ben onun öz oğlu değil miyim? Ben de üzülüyorum. Benim öbür abim de üzülüyor. İnanın ki üvey çocuklarım dediği çocuklar yok mu? Hı-hı. Hani bizim aramızda üvey diye bir şey yok. Ha, resmiyette üvey olabilir. Hı-hı. Ama gerçekte gelin görün ki yaşadığımız hayat, yani üvey bir kardeşlik değil. Şu an hani üvey olarak gördüğü ablam yok mu? Gurbet, gurbet öncü. İnanın ki bizden, hepimizden çok anneme değer veren insan o. Niye böyle oldu peki? Niye annen evi terk etmiş, niye böyle sığınma oldu? Evine ben de gitmiş? Bilmiyorum. Şu anda hani programa çıkmasının sebebini bile bilmiyorum. Hadi. Murat için, oğlunu arıyor. Tamam, oğlunu arıyor da bak biz de onun çocuklarıyız. Biz o kadar onu aradık, o niye bize dönmedi? Bundan 2-3 ay önce bana dedi ki ev tut bana, ben yanına geleceğim. Ben tamam dedim, ev tutacağım, gel. Geldi, dayımgile geldi. Aradan 2-3 gün geçti. Tam gideceğim, annemi göreceğim. Annem yine ortadan kayboldu, gitti. Ama galiba biz, yani galiba değil de öyle. Psikolojisi hiç iyi değil. Ya abla bak, bizim hiçbirimizin psikolojisi iyi değil. Sana yemin ederim bak, hiçbirimizin psikolojisi iyi değil. Şimdi tek taraflı tek taraflı bakmanın bir anlamı yok, tamam mı baban abla? Baban hep şiddet uygulamış. Tamam da bak, size diyorum ki tek taraflı... Görüyor muydun sen Ömer, de o şiddeti? Senin babanın ettiği şeyleri. Söyler sen misin? Sen biliyorsun Ömer baban neler yaptı bana. Ya her evde Doğru tartışma konuş. Olur, her evde sorun Yok. Olur, her ailede sıkıntı her olur. Her evde ya tabii ama. Ki tartışma da olur ama... Ömer bak, bak. Şiddet, dayak, gözünüzün soğuk suyla cezalandırma, neler anlatıldı? Ömer. Peki bu iddiaların gerçek olduğuna dair herhangi bir kanıtınız var mı sizin? Gerçek olmadığına dair bir kanıt var mı? Ömer Bey. Ya Ömer gerçek yapma ya. Ömer Bey. Ömer Bey. Hani izin verirseniz ben önce bir kendimi ifade edeyim. Sonra hayır, bir dakika Ömer Bey. Buyurun. Çok telefon bu iddialar, geliyor babanızın evet, yaptığı şiddetler. Bu iddialar yani biraz önce bağlanan hanımefendi tarafsız bir hanımefendi. Niye yalan söylesin? İsmini vermeden programa bağlanan bir insan. Tanıdım tamam, peki beni. İsmini vermeden diyorsunuz ama şu anda ya, bizim tamam. programımızın tamam. süresinden bakın. Dolayı bağlayamadığımız ve ihbar bakın, hattına bakın. Gelen o kadar çok telefon var ki şu anda. Bakın ablacığım, bakın ben bir şey söyleyeyim. Eğer ki ben ismimi vermeden programa katılıyorsam, herhangi bir iddia söylüyorsam, o somut bir iddia değil. O soyut bir iddiadır bir kere. Hayır, çok telefon geliyor da. Ömer Bey. Çok telefon Ömer geliyor. Ömer Bey, isim veriliyor. Sadece programda ismi açıklanmıyor. Siz yanlış anladınız. Evet. İsmin veriliyor. Yani biz biliyoruz ki
kim olduğunu. Sadece programda açıklanmıyor. Peki şu anda sorun ne? Sıkıntı ne? Ben onu sorunu anneniz var. Çocuğunu arıyor. Üvey kardeşinizi arıyor. Ve çektiği çilelerden bahsediyor. Neler çektiğinden. Senin baban tarafından yapılan şiddetten bahsediyor. Yani şu anda benim babam orada bir gaddar mı? Hayır canım, kimse gattar demedi. Ya kimse öyle bir şey. Hayır. Ya kardeşim, şimdi bir sürü iddia var ortada. Bir sürü ihbar geliyor. Ya bak, yani bir şey. Bak, diyelim yani babana? Ben her gün sizin programınızı izliyorum. Tamam bak, belki binlerce, belki yüz binlerce insan geliyor programınıza giriyor. Hepsi de sorunlu. Programınız güzel bir program. Yani severek izliyorum. Ama bakın şu anda ortada bulunan olayda herhangi bir gerçeklik Ömer yapma ya. Ömer Bey. Yapma be. Ömer Bey abla, bir. Ben şimdi. Niye annenize karşı bu kadar acımasızsınız? Niye bu kadar tepkilisiniz? Ben anlayamadım. Ben anneme karşı tepkili değilim. Bakın ben anneme karşı tepkili olsaydım ben annemi aramazdım. Tamam mı? Bak ben o kadar annemi aradım. O kadar yalvardım. Tamam gel benim yanıma. Gel ben sana ev tutayım. Babamdan darılmışsın. Sana yemin ederim bak ben gençliğimde hayır görmeyeyim, yarına çıkmayayım. Ya Ömer bak senin Cihan abi geliyor. Kardeşimin evinde diyor ben seni zorla götüreceğim babama ya. Adam diyor ki gel bilerek seni ateşin içine tekrar atayım. Sen buna ne diyorsun Cihan diyor ya bana. Ya kimseyi zorla götüremez. Sen çocuk musun seni zorla götürsün? Ya zorla götürüyor beni. Ondan ben de dedim kardeşlerim rahatsız olmasın, kardeşlerimi tehdit etmesin babam. Ben de kardeşlerimi terk ettim. Daha ne istiyorsunuz? Sen ne istiyorsun şimdi? Ne istiyorum? Ben çocuğumu arıyorum. Mu arıyorsun? Evet. Niye yardımcı olmuyorsunuz? Abla bak üstünden sen diyorsun ki 35 sene geçmiş. Bak biz mesela bizim bölgede, Doğu bölgesinde hani tabiri caizse böyle şeyler fazla araştırılmaz, tamam mı abla? Bak, niye? Ne alakası var ya? Yanlışsın. Bir dur ben söyleyeyim. Benim 5 tane üvey kardeş diyorsun ya. Ben 5 tane üvey kardeşim var. Anneleri bir gün gelip görmemiş. Ben Güneydoğulu'yum. Böyle bir şey diyemezsiniz. Doğu'da yoktur, Güneydoğu'da yoktur demeyin beyefendi lütfen. Ben de oralıyım, o bölgenin insanıyım ve böyle bir şey yok diye bir şey kestirip atamazsınız. Lütfen ama, yani. Çok doğru değil. Gidip görmesinde biz engel olmadık ki. Ta bundan kaç başka. Sene. Buna, senin bundan... baban her gün bu lafı bana söylüyordu ya. Sen öldüğün zaman ben Murad'ın yerini biliyorum, gidip mezarına getireceğim. O benim canımı çok yakıyordu Ömer. Doğru söyle bak. Babanın hiç iyi bir huyu yok muydu? Hiç sana iyi davranmadı mı? Hayır. Ben ondan bir 39 senedir ben bu adamın çektiği bir Allah biliyor bir ben. Ömer. Allah Allah. Tabii. Doğru söyle. Sen hiç iyi bir günün olmadı mı? Hiç mutlu hayır, olmadın hayır, mı? Hayır. Ben gece gündüz hayvanlarla uğraşıyordum. Ben çobandım. Hayvanlarla uğraşacaksın. Allah razı olsun. Ama çoban bir sen gün... Mesela ben, o adam da o evde beni yaşıyor. Dinle. Ben de o evde yaşıyorum. Tamam mı? Ben de hayvanlarla uğraştım. Tamam. Benim babam ekmeğini taştan çıkaran bir insandır. Tabii, öyle tek tabii. taraflı. Ama burnumuza tek... git. Demin baban diyor ben sana ekmek vermiş. Sen benim ekmeğimi yemişsin. Bu nasıl konuşma? Bir de bak, diyor dul kadındır. Bana dul kadın diyor ya sen buna nasıl baba diyorsun ya? Ama sen ben konuşayım. Senin de emeğin var o evde, o adamın da emeği var o evde. Bak, hayır, benim hiçbir şey yok evde. Bak giderdim, mesela başkasının hayvanına bakardım Ömer. Adam bana da para da verirdi, maaş da bağlardı, sigortamı da yapardı. Ama ben boşu boşuna çalışmışım. Boş bir tane çoban. Senin bu düşüncen yanlış bence. Çünkü sen... Bir ailenin içindeysen sen o aileye emek vereceksin ki o aile de sana emek versin. Ben şimdi 5 tane evet çocuk büyüttüm. Ben bir güne onlar dedim ben sizin üvey annenizim. Ben bir peki, gündüm ben sizi sana, onlarla ayrıttım. Hayır ayrıttım. Sana ben o size mı yaptı? Giydirmiyordum onlara giydiriyordum. Size giydirmiyordum onlara giydiriyordum. Ama benim hakkımda ne düşünürler ben bilmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Çocukların sana bir gün saygısızlık İçinde yaptı mı? İçinde bir tane kurbet var. Mı yaptı? Kurbet var ablam. Bir tek o var. Bir tek o var. O beni savunuyor. O beni seviyor. O bana an ediyor. O seni seviyor. O kadar sana senin kadrini, kıymetini biliyor.
Sen niye onun yanına gelmedin? Ben senin niye kadını, kıymetini biliyorum. Sen ya. Niye benim yanıma kiradadır. Gelmedin? Kiradadır. Kendine bak. Niye gitmedin Hülya abla? Diyor ki niye benim yanıma gelmedi diyor. Hülya Hanım, ben dedim gel ev tutalım. Ben tutamam dedi. 5-6 milyardı, ben nasıl ev tutacağım Gebze'nin içinde dedi. Ömer, sen nerede yaşıyorsun? Ya ben şu anda Gebze, Kocaeli Gebze'de yaşıyorum. Ben sana dedim yalan konuşma. Ben sana dedim gel ev tutalım. Ben de çalışayım, sen de çalış. Benim durumum doğru olmayabilir söyle. Tamam mı? Bak gittim spotçudan, tamam mı abla? Gittim spotçudan birkaç parça eşya aldım, fotoğraflarını evet. Çektim, anneme gönderdim. Dedim ev tutacağım. Ben yalan konuşmuyorum tamam ama sonra yan çevirdim. Şimdi bir şey yaptığın zaman olumlu yapacaksın. Senin ben babamı geldi, atıp annemi tutmam, annemi atıp babamı tutmam, tamam mı abla? Senin bir baban şey geldi kardeşimin evinde, herkes olumlu üstüme geldi zaman, ya. Olumlu bozduğun zaman ne anlamı kalır ki? Annen 2 yıl sığınma evinde yaşamış, biliyor muydun Ömer? Ya ben bilmez miyim? Ben kaç defa aradım? Belki milyonlarca defa aradım. Ben telefonlarıma cevap vermiyor. Telefon niye yasak, vermedin Hülya abla? Niye konuşmadın? Yasak, telefon yasak. Nerede yasak? Sığınma evinde telefon bize yok ki. Nasıl aramış? Yeri belli olurdu. Yasaktır. Açamazlar. Yeri belli olurdu. Bize telefon olursa. Vermiyorlar. Hayır, ama aradım bak, diyor ya. Anlamadım ben. Nasıl aradı? Telefon bize aradım açmadı demedi mi az önce? Hı. Evet. Ama bize vermiyorlar. O bilmiyor ki. Telefon bize vermiyorlar. Yasak. Konuştuğum zaman da diyorum yeriniz ki gelip seni oluyor, göreyim, Fulya seni Hanım. Alayım. Yani yok diyor, şey ben gelmiyorum artık. Yerimiz belli oluyor. Ancak özel numara, onunla kendi numarasını, hangisini, kızını mı istiyorsun, oğlunu mu istiyorsun, arabilirsin. Cuma günleri. Başka yolu yok. Bak yaşadığı nasıl büyük bir çaresizlik ki, devlete sığınma, evine gidiyor. Ya abla çaresizlik değil, Allah razı olsun. Siz neyin çaresizliği diyorsunuz? Bugün sen kendi evladın üstüne düşün. Sen gidiyorsun misal, senin evladın senin peşinden geliyor. Sana kucak açıyor, sana sahip olmak istiyor. Sen ondan kaçarsan evladın nasıl sana yetişecek? Ben evlatlarımdan kaçmamışım ki. Ben sadece oğlumu arıyorum. Belli ki bakın sözlerine biraz önce ki evladınız anne yayındayız. Dedi. Evlatlarınız sizi seviyor. Yani ama bence burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama hiçbiriniz bana destek olmadınız. O başka ama seviyorlar yani, onu söyleyeyim. Yanlış konuşma ya, Ömer. Bir dakika beni dinleyebilir misiniz? Ben Ömer şey sen söyleyeceğim. Ne zamandan beri görmüyorsun anneni Hülya ablayı? Ya ben iki senedir görmüyorum annemi. Ömer yarın hemen buraya bekliyorum seni. Ben programa gelmiyorum tamam ya mı? Ya bir bak, hasret ben bunu, gider. Ben şunu söylemek istiyorum. Anneni annem, gör işte arıyormuşsun annem, madem bak burada. Bir dakika ben şunu söyleyeyim. Annem orada bak annemle babam tartıştıkları zaman sana yemin ederim. Gidiyordum annemin elini ayağını öpüyordum. Onun yanında geziyordum. Gidiyordum babamın elini ayağını öpüyordum. Onun yanında geziyordum. Sırf tartışma olmasın. Sırf sıkıntı olmasın. Bak en son kavgaları da neyden dolayıydı biliyor musun? Ya benim babam abime araba aldı. Tamam mı? Boşver onları. Annem boş ver ya, bu kadar detaya girmeyelim. Boş ver. Ömer. Ya detaya tamam da. Ömer yarın gel. Yarın annenle bak 2 yıldır hiç de görüşmüyormuşsun. Yani burada bir hasret gider. Programa çıkma ben onu demiyorum. Gel buraya annenle bir hasret gider. Olur mu Ömer? Ya ben her şeyin olumlu tarafına bakıyorum. Ha yani. Abla şimdi maksat bir hayrımız dokunsun yahu. Bak sen de 2 yıldır görmüyormuşsun. Bir anneni gör. Ona da destek ol. Murat'ı arıyoruz zaten. Bizim derdimiz Murat. O zaten artık kendine yeni bir hayat kurmuş. Bir de hani insanın onun acısı yani yıllardır 6 aylıkken alıp götürmüşler o bebeği. İnsan merak eder. İnsan tanımak ister evladını. O da o taşımış çünkü. O doğurmuş. O 6 aylıkken 6 ay bakabilmiş. Yani anladın mı? O Murat'ı istiyor. Gel sen de ona yardımcı ol. Gelin burada bir çay için, bir oturun bakalım. Olur mu Hülya abla? Arayı da azıcık yapalım, hep böyle gerginlik olmasın. Ben de mutlu ben olmak istiyorum bulmadan. Hülya abla ya. Ben şimdi bir şey diyemem Fulya Hanım. Ha? Ben burada bulmadım. Ben bir şey diyemem bunlara. Dur tamam, yarın bir Ömer bir gelsin. Ömer Bey postu. İnşallah Murat. İnşallah dur ihbar da gelir. Denizli Yeşil Yuva. Denizli Yeşil Yuva. 39 yıl önce Şerife Hüseyin çiftine verildi Murat. 6 aylıkken. Evet. Allah'ım inşallah hikayesini biliyordur da. İnşallah. Anlatılmıştır oğlum da ona. Oğlum eğer beni görsen, beni duysan. İstemi merak etme. Sen hani şey yapmayacak bu arada Murat. Adı tatı şimdi tabii Murat mı onu da bilmiyoruz da. Hani bir görmek istiyor. Değil mi? Yani bir bilmek istiyor ya yerini. Büyüdün şimdi, kocaman adam olduğun, bir görmek istiyor seni. Bir seslen istersen Hülya ablaya. Murat oğlum,
Ben küçükken, ben 13-14 yaşındaydım, beni verdiler. Baban 70 yaşındaydı. Murat oğlum, eğer beni diyorsan, eğer beni duyuyorsan, eğer beni izliyorsan, yalvarıyorum, bir yarım saat beni dinle oğlum. Ben senden bir şey istemiyorum oğlum. Yıllardır seni arıyorum, yıllardır seni arıyorum. Fotoğrafını her zaman benim göğsümde saklıyorum. Bir fotoğrafı var değil mi sende? İki. İki tane fotoğraf var İlya abla. Yalvarıyorum sana, yanlış mı, bir şeyler mi, ne demişler? Anlama, duyma, beni ara oğlum, ara beni. Bak iyi değilim ben, sadece seni görmek istiyorum Murat. Benim hiçbir suçum yok oğlum. Benim bir suçum yok. Ben çocuktum. Seni benden çaldılar. Her kapıyı bana kapattılar oğlum. İnan ki Murat, ben hiçbir suçum yok. Senin baban öldü, sen daha dünya gelmeden baban öldü. İnan ki ben ortada kalmıştım Murat. Yıldız ablacığım, bir de Yıldız abla da, ablaya da bir dönelim. Onu da iki evladını, kayınvalidesi ve kayınpederi alıp götürdü. Evet. Nereye götürdü bilinmiyor. Bilinmiyor. Hastanede işte ikinci kızımı doğumdan doğuruyorum. Ondan sonra ben doğum yaparken alıp götürüyor ikisini de. Hiç ben, bebeğinin yüzünü gördün mü doğurduktan sonra? Hiç görmedim abla. Hiç kucağına bile almadan. Almadım, hiç emzitmedim bile. Kalktım işte kalktım aşağı gittim. Baktım soğudum. Odan dediler ki senin bebeğin hepsi oğlunu götürdüler dediler. Kaynanan kayınbabam. 3 yaşındaki oğlunu evet. Götürdüler yeni doğan içinde dediler. Evet. Sonra bakmamışlar. Melek Hanım diye güdül oluyormuş, o çocukları alıyormuş, onlara da kalıyormuş. Nasıl yani? Melek Hanım hani... Yani sosyal hizmetlere mi evet, vermişler? Evet. Senin evet. Kayınvaliden ve evet. iki çocuğu da mı vermişler? Evet, iki öyle çocuğu mi? Da vermişler. Senin kayınvaliden ve kayınpederinin adı ne Yıldız abla? Osman Tuğrul. Osman. Ayşe Tuğrul. Osman ve Ayşe Tuğrul. Tuğrul, evet. Hangi şehirdeydiniz o dönem? 32. Yok, hangi şehirdeydiniz? Burdur'da mı, Isparta'daydınız galiba değil mi? Hayır, 32'nin odaydım ben, Uzuneli'ndeydim ben. Hayır, hangi şehirdeydiniz diyor, hangi memlekette? Ha, 32'nin odaydım. Ne demek köylerde. O? Köylerde. Hayır yani Burdur, şimdi buraya bir Burdur yazıyor mu? Hınlı oturuyorum, evet Hınlı hayır, oturuyorum. Hayır, o dönem, o zaman. Isparta'da mıydınız? Evet, Heh. Evet. Isparta'da sen evet. o doğumu yaptın. Evet. O iki çocuk sen Isparta'dayken. Evet, hastanedeydi. Tamam. Oğlum da hastanedeydi, 3 yaşındaydı. Niye sosyal hizmetlere vermişler? Çocuk esirgemeye verilmiş. İşte bilmiyorum, bakamamışlar herhalde, bilmiyorum. Sonra ben gidiyorum. Yıldız abla, peki senin... Şimdi yeni doğum yaptığım bebek, onun tabii bilmiyorum. Adını koymuş muydu? Adını koymadım, ben hiç görmedim. Peki 3 yaşındaki çocuğunun adı ne? Maliza. He? Maliza. Maliza. Diyemedim. Ramazan, ha söyleyemedi. Ramazan evet, değil mi? Evet, söyleyemedim. Pardon. Kusura bakma Yıldız abla. Ramazan. Evet. Soyadı? Tuğrul işte. O Ramazan Tuğrul, tamam. Evet. O 3 yaşındayken... Evet. Kayınvaliden, kayınpederin evet. çocuk Melek esirgemeye verdi. Evet. Tamam. Melek Hanım. Ramazan. Evet. Ya belki o şimdi izliyordur, biliyordur. Acaba o kişi ben miyim? Evet. Değil mi? Biliyorsa kendisiyle alakalı bazı detayları. Evet. Arar belki, sorar. Evet. Tamam mı Yıldız ablacığım? Sen de seslen istersen hem Ramazan'a hem de hiç yüzünü görmediğin, adını bile koymadığın kızına. Malizan oğlum... Ben sizi bırakmadım. 23 seneden beri sizi çok aradım. Kimse yardım etmedi. Atamdan kimse olmadı. Beni özür geri yaptı. Tabii Yıldız ablanın bir takım şuna da bir açıklık getirelim. Diliyle alakalı evet. bir sıkıntısı var. Kendini evet. çok iyi ifade edemiyor. Bir de
O da psikolojik bir takım sıkıntılar. Özünü. Yaşamış. Sizi arıyorum. Ben sizi özledim, sizi arıyorum. Bak, yazık, oğlum senin kardeşin var. Evet, ağla. Oğlum kardeşin var, evet. Senin. Onu da ara bu. Ne? Yanındaysan ara bu. Bak. Sizi görmek sizi istiyorum. Görmek istiyorum. Ben konuş. Tamam ya. Sizin konuş. Sizi görmek istiyorum. Evet. Bir gün varım, bir gün yokum. Evet. Ne olur kaçma. Hastayım. Ne olur. Yıldız abla, sen şimdi nerede yaşıyorsun? Burdur'da yaşıyorsun. Evet, Bucak'tayım. Bucak'tayım. Evet. Tamam. Yıldız ablacığım, inşallah bir haber gelir, bir iz gelir. Belki ararlar. Size bilenler. Yalvarıyorum. Ne İnşallah. Size yalvarıyorum. İnşallah. Sağ olsun Hülya abla da ona yardım ediyor. Canım benim ya. Evlat acısı işte. Değil canımı mi? Yakıyor. En iyi onu sen anlar. Evet. Sizi görmek istiyorum desene. Sizi görmek istiyorum. Neredesiniz gelin? Neredesiniz gelin? İyi değilim. Melek Hanım duyuyorsan çocuklarımı getir. Melek Hanım'dan bahset. Görmek istiyorum. Kaçınma. O bir dönemin varım, müdürüymüş bir ama çocuk esirgemede, değil mi Yıldız abla? Evet, evet. Müdüre anınmış Melek evet, Hanım. Evet, evet. Tamam. Melek Hanım anmış. Tamam canım benim. Ne olur. Hadi bakalım, Isparta'dan bir haber bekliyoruz o zaman. İnşallah. 3 yaşındayken çocuk esirgeme. Önce bence Ramazan'ı bulalım ki diğeri çünkü şu an evet. Biraz şey gözüküyor. Yani adı yok hiç. Evet. Yüzünü bile görmedin. Evet. O yüzden o 3 yaşındaki oğlun Ramazan'ı aslında. Evet. Ramazan Tuğrul. Evet. Tamam. Adı o zaman kimliği çıkmış mıydı Yıldız abla Ramazan'ın? Kimliği vardı. Kimliği var mıydı? Onlardaydı kimlik. Ha iyi o zaman. Ay hadi bakalım. Vardı. Ramazan Tuğrul, Isparta. Evet. Anneciğin 23 yıldır seni arıyor. İki anneyi de inşallah sevindiririz bu programda. İnşallah. Şimdi İlker Bey ile devam edeceğim. İlker, bugün gerçekten film gibi konular. Aa ya İlker Bey. İlker Bey de eşi için burada. 4 Mart'tan beri eşinden bir haber yok. Akıllara durgunluk verecek bir hikaye. Sürem çok kalmadığı için ben hemen hızlı geçeceğim. İlker Bey eşi ve 2 çocuğuyla gayet severek, 3 çocuğuyla pardon, gayet severek mutlu bir hayatları varken bir dönem cezaevine giriyor İlker Bey. Eşi evde tek, 3 tane çocuk. Sosyal medyada birileriyle tanışıyor eşi. Sibel'di değil mi adı? Evet. Sibel Hanım. Sonra sosyal medyada tanıştığı o adam İlker Bey'in iddiasına göre bir çete lideri çıkıyor. Çıplak evet. Foto çetesi. Yani bu kadınları çıplak foto isteyip onları işte kandırıp üzerlerinden para kazanmaya, senin bu fotoğraflarını işte şuraya veririm, buraya veririm diyerek kadınlardan para kazanmaya çalışan bir çetenin ağına düştüğünü söylüyor İlker Bey. İlker eşi gidip, şimdi, ya Sibel gidip söylemiş İlker Bey hatta, evet, ben böyle işlere bulaştım. Şimdi o fotoğrafları şey, bile görmüş ama affetmiş. Çıplak derken şöyle söyleyeyim, ben fotoğrafları gördüm yani müstehcen o kişiye, diyelim yani. O kişiye para yatırdığını söylediğinde zaten o kişinin ismini de vermek istiyorum. Verebilir miyim? Söyledi çünkü eşim, hı hı, bunu. Soyadını verme, adını ver. Evren isminde birisine para yatırdığını, tehdit ettiğini, bunları bana eşim anlattı. Tehdit ettiği için bunları bana anlattı. Ben tabii araştırdım bu kişiye, araştırmalarım devam ediyordu. Gideceğim diyor, başka bir şey demiyor eşim. Nereye gideceksin dedim, sen ne yaptın ki dedim. Her zaman için yanındayım dedim. 3 çocuğunu terk etti gitti. Ben eşimi daha bir 17 senelik evliyim, bir tokat atmadım. İlker Bey nasıl bulaşmış böyle bir şey? Yani neden bilmiyorum. Neden müstehcen fotoğraflarını başka bir şimdi, adama göndermiş? Şimdi gönderdiğini de bilmiyorum. Ama parayı niçin yollar ki bir kadın? 2 tane engel, 3 tane çocuğum var. 2 tane engelli çocuğum var. Şu an birisi hastanede. 580'miş. Öğretmeni aradı bana. Biraz önce. Öğretmene dedi ki 580 şekeri hastaneye gönderiyoruz dedi. Şeker hastası. Bir tanesi çocuğum 10 yaşında, otizm hastası. Camda çek yatının üstünde annesini bekliyor. Ben sadece çocuklarım için bekliyorum. Şimdi peki 4 Mart'ta evden çıkıyor. Evet. Aydın'da kayboluyor değil mi? Evet. Aydın'da. Şimdi bu adamların yanında mıdır diyorsunuz? Bilmiyorum. Devlete gidiyorum, jandarmaya gidiyorum, savcıya gidiyorum. Eşin özgür diyor. Nasıl özgür diyor? Evet. Diyor yani bir şey yapamayız biz diyor. Diyorum eşim yok.
İki tane engelli çocuk başıma kaldı. Tamam, üç tane çocuğum var. İki tanesi engelli. Birisi tıp bir. İnsülin kullanıyor. Devamlı hastaneye gidiyor. Peki İlker Bey, siz bu olayı nasıl öğrendiniz? Eşiniz gelip size bu durumdan bahsetmiş değil mi? Evet. Kendisi bahsetti. Yani ben telefonla bir şey yakaladım. Dedi ki bu bana yazdı dedi. Tehdit ediyor sadece dedi. Ben bir takım yani fotoğraflar gördüm. Bunlar ne dedim ben? Bana tehdit ediyor sadece dedi. Fotomontaj falan dedi, geçiştirdi. Ben dedim ki ne kadar para yatırdım bunu? Telefonundan nasıl gördünüz? Gizli gizli mi girdiniz? Hayır, tesadüf gördüm cezaevinden geldikten sonra. WhatsApp'ına mı girdiniz? Evet. Konuşmaları gördünüz. Evet. Ondan sonra şey dedim. Sonra kaç lira para yatırdın dedim. O adamı, o adamla konuşmalarını ve fotoğrafları gördünüz. Evet, fotoğrafları gördüm. Kızmadınız mı? Bağırmadınız mı? O kadar açık fotoğrafları yoktu eşimin. O kadar açık fotoğrafları yoktu. Ama o kişi ondan devamlı para istiyordu. Yani şeyde, WhatsApp konuşmalarında. Parayı yatırırsan yatırırsın gibi konuşmalarını gördüm. Niye para istiyormuş? Bilmiyorum işte. Yani var ki bir şey istiyor. Ve sormadınız eşim ya. Dedi ki bana, ne kadar yatırdın dedim. 3.000 lira. Bir daha dedim kimseye para yatırmıyorsun. Benim numaramı veriyorsun dedim. Ve dedim bu kişinin ismini veriyorsun dedim ben. Eşim ismini verdi ama hani... Vermek istemedi. İlker ben seni bu işleri karıştırmayacağım. Karışma bu işlere dedi. Ben terk edip gideceğim zaten dedi. Ya nereye gidiyorsun? Üç tane çocuğu bırak. Bir anne üç tane çocuğunu bırakıp nereye gider? İki tanesi bir de engelli. Nereye gider? Tamam ben de uydum. Abileri var. Devlet var. Neredesin? Ben sana ne yaptım? 17 senedir. Ben senin için ne yaptım? Öz babamı karşıma aldım. Bu şeyleri yakalayınca dövdünüz mü? Kesinlikle. Şiddet herhangi. Kesinlikle. Dedim neden yaptım? Ama bir şey yapmadım bir ben şey. Dedi. Şimdi eşini ben bir şey yapmadım dedi sadece. Ben bir şey yapmadım dedi. Sadece yazıştım ben dedi. Başka hiçbir şey yapmadım dedi. Acaba onu bir şeyle mi korkuttunuz? Ya bilmiyorum kaçtı? İşte. Hayır, bilmiyorum. Siz... Ben korkutmadım. Ben eşime hiç korkutmadım. Ben eşime daha elimi kaldırmadım. Ben 17 yıllık evliyim. Daha eşime elimi kaldırmadım. Hiç kaldırmadım. Tamam ben cezaevinde yattım. Suçlarım olabilir. Ben cezamı yattım. O geçmişte kaldı. O zaten eşimle olan şeylerdi hep. Ben kesinlikle eşime daha yüksek sesle burada konuştuğum gibi konuşmadım. Canım, gülüm, bir tanem aşkım. Başka şekilde. Annesine küfretmedim daha. Başkalarına küfretmişimdir. Tabii ki etmeyeceksiniz yani, etmemelisiniz. Başkalarına devamlı küfreden insanım. Daha eşime sensin demedim. Sensin demedim eşime. Çünkü iki tane çocuğum var, üç tane çocuğum var. Bir tanesi tıp bir şeker hastası, bir tanesi otizmli. Çocuğum hala da çekyatın üzerinde duruyor. Gece gündüz orada duruyor. Bir tane fotoğraf bırakmış. Bir tane. Geçmişimizden bir tane fotoğraf bırakmış evde. Her şeyi almış mı? Her şeyi almış. Ben parasında pulunda değilim. Hiçbir şeyinde değilim. Benimle beraber pazarcılık yapıyordu. Ben ona hiç para sormadım. Hiç. 25 Şubat'ta benden dedi ki, ben dedi, tatlı söyleyeceğim çocuklara, engelli çocuklar dedi, okula dedi. Tamam dedim. 200 lira tutar, çıkardım 400 lira para verdim. O gün benden boşanma davası için avukata şey vermiş, dilekçe vermiş. Yani vekaletname vermiş. Bunu da ayın 8'inde öğreniyorum. Ayın 8'inde E-Devleti'ne girerekten öğrendim. Avukatının yanına gittim, daha boşanma davası açılmamış. Avukat hanım dedim, ne oluyoruz? Dedim durum, siz dedim eşimin avukatı çıktınız. Eşim kayıp 4 Mart'tan beri. Ben eşime ne yapmışım? Eşimden bir de uzaklaştırma imzalattılar bana şimdi. Her şeyi yaptım ama eşime karşı ben hiçbir zaman için kullanmadım. Öz babamla kavga ettim. Yani siz şimdi Sibel'in telefonundan WhatsApp'ına giriyorsunuz. Başka bir tehdit adamla konuşmasını gördüm. Evet. Görüyorsunuz. Aynen. O fotoğrafları görüyorsun, sonra tehdit mesajları. Evet. Sürekli para istediğine dair o kişinin. Ve mesajları yakalıyorsunuz. Biraz sıkıştırdım. Bak sıkıştırdım derken kaç lira yatırdın dedim. Fazla yatırmadım dedi. 500, 300 derken peki, dedi her hafta. Peki Sibel bu adama aşık olmuş olabilir mi? Bilmiyorum. Ne adına yatırdın dedim. Evren isminde. Soy ismini söyledim size. Ondan sonra bir kişi daha var. Mehmet isminde. Poyraz. Ondan sonra çok isimleri var. Bunlar kaç kişi yani bu adamlar? Çete bunlar. Kaç kişi? Sizin gördüğünüz o para transferlerinden. Benim gördüğüme göre iki kişi normalde. Ama biraz dağıldı diye geçiyor Facebook'larda her yerde. Yani bu kişi yani sıkıştırmış. Yani ben yazışmaları gördüm. Devamlı para istiyor.
Bu niye para istiyorsun? Ben çünkü cezaevinden geldikten sonra ve ben buna rağmen eşime bunu sadece alttan alıyorum, soruyorum. Bu ne? Neyim var? Söyle bana. Yalvarıyorum. Sen bizim ailemizsin. Sen benim çocuklarımın anasısın. Söyle. Kaç defa para göndermiş Sibel bu iki adama? Fulya Hanım, 3 milyar olduğunu biliyorum evren olan şahısa 2020 yılında. Ben cezaevindeyim tabii, bu olaylar olduğunda hep cezaevindeyim. Yani birkaç defa gönderilmiş mi evet, paralar? Evet. 3-5 kere gönderdim dedi. Ama kere. Paranın limitini yani az söylüyor, söylemedi yani. 3 milyar kadar gönderdim İlker dedi, ağladı. Ben kendime bir şey yapacağım dedi. Ve dedi terk edeceğim, gideceğim dedi. Beni bulamayacaksınız dedi. Beni bulamayacaksınız dedi. Başka bir şey demedi. Dedim gülüm, her şeyin bir çaresi vardı. Sen dedim bir resmin var mı veyahut bir şey mi yaptın söyle. Ben bir şey yapmadım dedi ama beni tehdit ediyorlardı. Ben bu parayı... Demediniz mi siz ben eşinize... dedi bu parayı yatırdım dedi. Peki bir dekontlar dakika... elinde yok mu dedim. İlker Bey, siz eşinize sormadınız mı? Ya sen bu adamları nereden buldun? Nerede tanıştın? Niye sen bu adamlara fotoğraf gönderiyorsun? Sosyal medyadan bulmuşlar bunları. Niye sosyal medyadan bilmiyorum, bulmuş eşi? Bilmiyorum Hülya Hanım, cezaevindeydim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben hep arkasında durdum. Ve 3 tane çocukla beni bıraktı gitti. Ben hiçbir şey yanmıyorum. Ya benim otizmli olan çocuğum halen şu an bile. Seviyor musun hala? Halen ben eşimi seviyorum. Yanlış yapmadığı sürece her zaman için başımın üzerinde yeri var. Bana desin ki ben evi tuttum. Ben bir evde tek başıma yanlış yapmış İlker Bey. Başka adamlarla konuşup o adamlara fotoğraf göndermiş. Yanlış yapmış nasıldır? İşte. İsa Hanım, bilmiyorum fotoğrafı gönderdi mi, ne yaptı. Ama o kişinin söyledikleri. Ya o fotoğrafları gördünüz ya. Gördüm, ben normal fotoğraflarını gördüm. Hepsini gördüm de o kişinin söyledikleri. Bende resimlerim var diyor. O kişinin yazdıkları sosyal WhatsApp'ında yazdıkları resimlerim var diyor. Bu ne demek? Para yollamış. Tamam yolladım, yeter artık demiş. Siz o zaman şunu mu söylüyorsunuz? Sibel bir hata yaptı. Başka niçin çocuklarını terk etsin an... ki? Ve dün ayın 4'ünde gitti. Dün çocuklarım ve benim tüm hatlarımız onun üzerineydi. Bugün telefonlarımız komple kapandı. Telefonlarımızı dahi kapattırdı. Allah biz Allah. Ne yaptık biz bu kadına? Biz Allah. Ne yaptık? Biz onun alıp gittiği bilezikleri, ben bilezik istemiyorum veyahut da altın istemiyorum. Ben onu daha 14 Şubat'ta gitmeyeceğim dedi. 15 Şubat'ta ben cezaevindeyken yüzükleri bozdurmuş. Gittim saraba soktum. Dedim nereye borcun varsa, Çin'in içinde kaç tane mekan varsa dolaştım. Kaç tane mekan varsa borcunu ödedim. Ne istiyorsan al. Sadece birisi dedi yani... Kandırıldı mı diyorsunuz siz eşim? Kandırıldı veyahut da tehdit. Kandırılması imkansız bir şey. Tehdit var. Yoksa bir kadın 3 tane çocuğunu nasıl bırakır? Bu kadınları niye bekliyor burada? İyi de çocuklarını arıyor. Beyefendi şunu sorayım. Tehdit edildiyse bir kadın kocasına müracaat eder ve bu tehdidi çözmeye çalışır. Burada böyle bir arzu ve isteği görmüyoruz. İki. Anladım. İki, bana bir şey demedi. Cezaevindeydi. Haklısınız, tamam. Hayır. Bana... Siz çıktıktan sonra. Evet. Bak benim başımdan böyle bir şey geçti. 3 tane çocuğumuz var. Ben senin eşinim, sen de benim eşimsin. Biz bunu beraber halledelim dedi. Demesi lazım ki niye demedi? Dedi bana bir yere kadar dedi. Ben terk edeceğim dedi. Ben dedi sizi bırakacağım. Beni arama dedi. Beni aramayın dedi. Ben kimsenin kafasını yere eğmek istemiyorum dedi. Bana dediği kelime bu oldu. Peki size niye boşanma davası açtı? Bilmiyorum. Ayın 25'inde bir de boşanma davası açtığı gün beni tatlı aldırıyor. Tatlı dağıttı. Niye? Abisinin oraya yemeğe götürdü beni. Tatlı dağıttı. Evet. Boşanma abisinin dağı... oraya bir de yemeğe gittik eşimle. Bir şey söyleyebilirim ama bu kadın bak plan yapmış. Yani ortada evi boşaltmış yani. Kendi değil mi? Bavullara koymuş eşyalarını. Eşyalarını almış. Komple eşyalarını almış. Komple eşyalarını almış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sibel bulunur da sadece hissiyatım şu. Bence bu adam, bu kadın bağlanacak diyecek ki yok ben İlker'i sevmiyorum, istemiyorum. Veya buradan başka... bir şey gördüm. Ne yapacaksın o zaman? Zarar gördü belki. Yapacak bir şeyim yok, yoluma giderim. Çocuğa da bak, çocuklara da bakmıyorum derse. Bakarım çocuklarıma, ne yapayım Hülya Hanım? İki ama ay sonra cezaevine gideceğim. Hala değil mi seviyorum. Sibel'i? İki ay sonra da cezaevine gideceğim. Tüm yaptığı ben Covid hataların... iznine çıktım. Ben Covid iznine çıktım. Benim çocuklarım ne olur. Benim çocuklarım şu an ya hepsi perişan. Benim kızım o gittikten sonra intihar etti. Kim? 14 yaşında kızım intihar etti. Niye? Evet. Neden dolayı? Evi terk etti. Kızımı terk edecek evi, annesini terk edecek. Benim anam yok diyor. Benim annemin ismini söylemiyor. Benim annem yok diyor. Benim kızım annem yok diyor. 14 yaşında benim kızım. Şeker hastası. Bugün 580'miş şekeri. Öğretmeni aradı. Kendi arayamadı İntihar beni. İntihar girişiminde mi bulundu? Evet. İntihar girişiminde bulundu. Bir annesinin de haberi var buna. Ayın ikisinde normalde hastaneye annesi götürdü. Zaten ayın ikisinde biletleri kestirmiş.
dönük İzmir'e bilet bakmış. Ondan sonra devamlı Adana'ya bilet bakmış. Uçakla. Gmail'den hepsini baktım. Gittiği yerlere. Ben cezaevinde gittiği 18 ay boyunca nereye gittiyse konumlardan her yeri gittiği yer evleri dahi buldum. İlker Bey, çok kısa bir eşinize seslenin. Reklama gideceğim. Şimdi haberi olacaktır sizden çünkü. Çocukların seni bekliyor. Ne olursan ol geri dön çocukların başına. O çocuğu orada çek yatının üzerinde bekletme. Başka bir şey demiyorum. Ben zarar yok eve gelmem. Boşanmaksa boşanırım. Ama o evden çocuklarından ayrılma. Başka bir şey demiyorum size. Evet Sibel Hanım, haber bekliyoruz sizden. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra günün sözüyle kapanış yapacağız. Fulya ile umudun olsun demek için bizi her zaman arayabilirsiniz. 7 gün 24 saat bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız 0539 388 28 38. Fulya ile umudun olsun demek için bizi her zaman arayabilirsiniz. 7 gün 24 saat bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız 0539 388 28 38. Yine film gibi hikayeler dinledik. Yıldız abla 23 yıldır evlatlarına hasret. Hülya abla 39 yıldır. İlker Bey de 4 Mart'tan beri eşine hasret. İnşallah yarın onlar için iyi haberler verebiliriz. Özdemir Asaf'ın bir sözü var ve bazen hayattır sevmek. Birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmektir. Onlar yüreklerinde taşıyorlar. İnşallah hasretleri son bulur. İyi akşamlar. Yarın 16'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.